seviyor beni. Evlenme teklifi de etti bana. Niyazi Bey iyi misiniz? Niyazi Bey, Sevda ve annesi Hatice tarafından kaçırıldı mı? Dün gece başına neler geldi? Sevda, annesi Hatice ve beraber olduğu Niyazi Bey yok. Niyazi Bey'i de alıp kaçıyorlar. Ekip arkadaşlarımız sonra Sevda ile konuşuyorlar. Annem Hatice asla Niyazi Bey'i bırakmıyor. Niyazi Bey ile tüm iletişimi kopartıyorlar. Sevda telefon attığında. Niyazi Bey yanınızda mı? Niyazi Bey'i ben gönderdim. Buradan gittiği tam 3,5 saat oluyor. Sizin yanınıza geliyor abla. Ben herkesle yüzleşeceğim dedi ve çıktı buradan. Niyazi Bey tüm gerçekleri anlatacak. Karısı ve kızıyla ilk kez hesaplaşacak. Zeynep Karasakal bulundu ve şimdi stüdyomuzda... yayında hesaplaştı. Sonra canlı yayın bitti, ortalık karıştı. Kaldığım yerden çok mutluyum, huzurluyum. Beni peşimi bırakın. Ben dışarıda annemle anlaşacağım. Zeynep, Zeynep, Zeynep! Sesin kağıdı değil! Herkesi şoke edecek o anlar. Sana ben o kadar değer veriyordum ki, canım kadar seviyordum. 19 yıllık Seval Şanlı eşim 3 çocuğunu alarak birini geride bırakarak Erol Kocabaş'la kaçtı. 19 yıllık karım Seval 3 kızımı aldı, oğlumu evde bir başına bırakıp Erol'a kaçtı. 19 yıldır tavuk döner yaptırdığımda bile size getiriyordum. Sana ben o kadar değer veriyordum ki canım kadar seviyordum. Hastanede neler diyordun sen bana? Benim 4 tane çocuğum var, adam sen ölürsem hocaya gider miyim? Hani nerede bu sözler? Neden gittin? Aradan bir ay geçmeden neden gittin bu adamın sözleri verip de? Karımdan harçlık alır, onun sözünden çıkmazdım. Bana bunu nasıl yapar diyen Ziyafettin Bey'in feryadı. Lütfen benim çocuklarımı ver, kendin nereye gidersen git. Bebeğim, ben bugün neredeyim biliyor musun? Bunu bana bulduğu için göz Esra'm var. Bir ay önce evden ayrılırken 2 yaşındaki bebeği bırakıp ayrılıyor. Evet. Neden çocuğunu annesine bırakıp ortadan kayboldu? Bayram Demir diye bir oğlanla tanışmış. Tutku Başkan diye bir kızla birilerinin tuzağına düşüyor, birilerinin şeyine geliyor. Tutku ve Bayram tarafından zorla mı tutuluyor? Ya anne oraya çıkıp da yalan söyleyip durma ya. Her gün konuşuyoruz, neyin kafasını yaşıyorsun? Doruk nerede ilk bal? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ankara'ya gidiyor, orada bir hayat kuruyor ve bir daha da Mersin'e ailesinin yanına gelmiyor. Anne kız canlı yayında yüzleşecek, gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Bunları senden asla beklemezdim, kendimden şüphelenirdim, senden asla şüphelenmezdim. En büyük hayalleri bebek sahibi olmaktı. Karısı Meltem tedavi için doktora gidecekti ama bir anda ortadan kayboldu. Eşim 4 Ocak günü akşam işten geldiğimde evde yoktu. Bakkala bile giderken beni arardı. Aşkım diye en son konuşmamızı kapattık. Benim eşim asla gitmezdi. Bir erkek tarafından kandırıldığını düşünüyorum. Biz sana ne yaptık kızım? Bizi bela bıraktın gittin. Dön gel, oğlumdan boşan bir an önce. Gitmeden önce yemeği pişirdim dedin. Gelmene yakın ara sıcak sıcak yiyelim dedin. Madem gidecektin neden böyle gittin? Hayatının şokunu yaşayan Zafer'in öfkesi. Gerçeği ortaya çıkartırız. Siz bizim sesimizi alıyorsunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı bulduk sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanlara ayakta tutuyoruz. Erkeklere de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğdum. Sizin sayenizde. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarına herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bizlerle buluşan kıymetli seyircilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Stüdyodaki konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Ben de buradan. Şunu yapamıyorum ben bir türlü, bir denk getiremiyorum onu da. Nasıl? Ya gerçekten bu konuda inanılmaz yeteneksizim. Teyzeye bak, kırdı bile yani. Şu. Ha. Kim öğretti bunu size? Kendiniz mi öğrendiniz? Şahane vallahi. Ben de buradan kalpler, öpücükler, sevgiler gönderiyorum size. Nereden katılıyorsunuz? Bayrampaşa'dan hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Sizle konuşmuştuk zaten. Evet. Nereden katılıyorsunuz? Bayrampaşa, ona siz? Biz Bulgaristan'dan geliyoruz Esra abla. Nereden? Bulgaristan. Evet. Peki ben bunu nasıl anlıyorum? Bolu Esen anlıyorum. Şimdi Bolu Esen, Bolu'nun ilçesi Esen diye biri mi var? Yoksa hani Esen diyor da yurt mu diyecek, devamını mı geçecek? Bulgaristan'dan hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin çok büyük hayranınız. Sağ olun. Gamze ablam ve Hülya Hanım'ı çok severek izliyoruz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Beyefendi kim? Eşim. Eşiniz. Kaç yıllık evlisiniz? Bu sene Ağustos'ta evlendik. Ay can, çok yeni. Nasıl gidiyor? Süper. Süper. Bana iyi gibi gidiyor maşallah. Çok güzel. Çiçekler bana herhalde. Size. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yurt dışını izleyen tüm seyircilerimize de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ay çok güzel. Vallahi çok seviyorum. Ya bir ortamı herhalde en güzelleştiren şey çiçeklerdir. Ben de ayrı severim. Teşekkürler. Ay yeni güzel çiçekle başladık yine. İlk konuğumu davet etmek istiyorum. İlk konuğum Zafer Benli, annesiyle beraber katılacak programa. Şimdi şöyle bir gariplik var. Bu arada 2022 yılının ilk kaçanı galiba. Hep 2021'lerden gidiyorduk. 4 Ocak tarihinde eşi evi terk ediyor. Gariplik de şurada, 3 Ocak tarihinde eşi tüp bebek tedavisi için doktora gidiyor. Yani hani aile planlaması olan, bebek sahibi olmak isteyen, bununla ilgili uğraşan da bir çift ve bir aile öyküsü var ama 4 Ocak'ta eşin nereye ve neden kaçtı, kimin yanında, bunu bilemiyoruz. Bu soruların cevabını hep beraber öğreneceğiz. Önce Zafer ve annesi geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan katılıyorsunuz programa. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta yaşıyorsunuz. 3,5 yıldır evli Zafer Benli ve Meltem Benli. Meltem aynı zamanda Tülay'da diyorsunuz. Meltem, Tülay, ama en çok hangisini kullanın? Tülay ismi. Ben ikisini de kullanayım da işimi garantiye alayım kayıp konusunda. Çocuğunuz yok ama bir süredir de tüp bebek. Evet. Tedavisi mi görüyor işin? Evet, doğrudur. Yani o tüp bebek tedavisine doktora gidildi, atıyorum belli ilaçlar kullanıyor, iğneler yapılıyor. Evet, o süreçte misiniz? Evet. Bir gün önce siz gelininizi alıp doktora gidiyorsunuz. Evet. Kanuni'ye gittim. Bir gün önce Kanuni'ye gittim. İkinci günde tahlil dediler, gel dediler. Ben akşam saat 7.30'da aradım. Kızım o tahlil şeyi okur musun dedim, kağıdı okur musun dedim. Okudu. Dedim kızım sabahleyin saat hazırlan, aç karnına Kanuni'ye gideceğiz dedim. Bak dedim bundan sonra dedim ihmal etmek yok. Devamlı sürekli gideceğiz dedim. Ama olan yani her ay götürüyorum. Her 3,5 senede 2 ay evli kaldılar. Olmadı çocukları. 2 sene 3 aydır belli sürekli gidiyorum. Elimde tedavi kağıtları var. Biz sana ne yaptık? Götürmedik mi? Ne yaptık sana, ne yaptık? Ne suçumuz varsa söyle bizim de biz de onu bilek. Namkör. İnsan bu kadar namkörlük etmez. İnsan der ki yemeği ocakta koyup da gitmez. Ne yaptık sana? Kocan işte, güçte. Ne yaptık sana da gittin bizi? Ne içini gittin? Alışkanlık yapmışsın sen. Sen duysun, Türkiye duysun. Bu alışkanlık yapmış. Bu onu kaçır. Bir ay sonra gene kaçar. Kaçıncı kaçışı bu gelinizin? İkinci kaçışı. Daha önceki kaçışlarında yok. Bundan kaçtı. Ben kaçarak evlendim. Ha. Yani o size kaçması bir. Evet. Bir de bu kaçışı. Şimdi 4 Ocak tarihinde saat 20'de eşin evi terk etti. Sen o sırada neredeydin? Eşin o sırada evden nasıl ayrıldı? Tüm bu hani olanların hepsini senden de dinlemek istiyorum. En son saat 6'da görüştüm. Eve gelmeden yarım saat önce beni ara. Yemeği yaptım. Pilavı da gelince yapayım. Sıcak sıcak yiyelim dedi. En son 7.30'da yarın tedavi için, yani 5 Ocak için planlı hastaneye gidilecekti. Hı hı. Yani onu annem için, annemi arıyor. 9.30'da öz annesini arıyor. Hı hı. Eşimi bekliyorum, yemek yiyeceğiz. Hı hı. Akşam en son 10.30-11 arası teyzesini arıyor. Eşimi bekliyorum, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra iletişim kopuyor. Ama o aslında akşam seni arayıp sen eve kaçta geleceksin? Ben sürekli sıcak saat, sıcak. Ha? İş saatim 11'de geliyorum. Hayır, hayır ama yine de soruyor sana, hani kaçta geleceksin? Eve girişin saat kaçta, onu öğrenmek istiyor. Ona göre yemek yiyelim diyor. Sen saatini söylüyorsun. Evet. Ailesini arıyor. Annelerine ne diyor mesela? Evde yemeği hazırladım, eşimi bekliyorum diyor. Hem teyzesine hem annesine. Eşinle sonra iletişimin nasıl koptu? İletişim aradım, eve geldiğimde evde bulamadım. Hı hı. Yanında yengem var, yengeme sordum orada mı diye, yok. Anneme sordum, yok. Ondan sonra bakkala ekmek almaya gitmiştir. Fırın çok yakın, gece vakti çıkmaz. Ama gitmesinde her türlü beni arardı. Hı hı. Yani bakkala bir gitse beni arardı. Yabancı numara arasa WhatsApp'tan çekerdi, beni arardı. Hiçbir şekilde 11'i en son görüşmesi 11'de, 11'i 8 geçeden sonra telefonu kapanıyor. Herhangi bir iletişim kuramıyorsunuz. İletişimi şöyle kuruyorum, ben aynı zamanda servisçiyim, hem de taksiciyim. Hı hı. Esenyurt'ta aramadığım taksi grupları kalmadı. Hı hı. En son taksicinin biri beni aradı, evime yakın 300 metreden aldığını söyledi. Esenyurt'taki otogar bölgesine bıraktığını söyledi. Hı. Bir erkekle beraber. Ama herhangi bir, ben gram şüphelenmedim. Sen peki karım kayıp diye taksici arkadaş böyle yardımlaşırız ya. Ya benim karım kayıp budur, fotoğrafı budur, bu saat dilimi içerisinde onu alan, bizim evini oradan alan biri var mı diye sordu. Aynen o şekilde. Taksici arkadaşın ne dedi? Dediğin saatlerde tarif ettiğin noktadan bir bayan, bir erkek aldım. Bayan ağlıyordu, erkek istemiyormuş. Bursa'ya da Ankara'ya gideceğini söylemiş. Şahittir yani, telefon numaralarını da verdim. Hı. Dedi ki Esenyurt Otogarı'na ağlaya ağlaya erkek götürmek istememiş. Demiş ben gideceğim, sonra ben sana güvenip kaçtım. Şu anda ben, beni götürmek zorundasın diye ağlam, beni götüreceksin diye söylemiş. Sosyal medya kullanır mı eşiniz? Sadece TikTok kullanırdı. Zaten geriye bir şey kalmıyor. Yeminle TikTok'taki ben güvendiğim için hiçbir şekilde bakmadım. Video mu çeker? Yani ne yapıyor TikTok'ta? Video çeker, bir de ya, efektlerden kendine şey yapar yani. Hep video çeker, şarkı söyler. Yani şu an TikTok hesabı da duruyor zaten. Tek sosyal medya hesabı? TikTok. TikTok'tu. Peki Esenler Otogarı'na ben onları bıraktım dedi. Sen Esenyurt. Esenyurt Otogarı'na bıraktım dedi. Bunun üzerine Esenyurt Otogarı'na gidip, hani orada acaba eşin kendi adına bilet kestirmiş mi, kestirmemiş şöyle mi? Bir şey, nereye gitmiş diye araştırma yaptın mı? O telefonu hiç kuşkulanmadım. Hı hı. Etraftaki 4-5 tane büyük hastaneleri araştırdım. Herhangi biri 112 tarafından götürülmüş müdür diye. Hı hı. Hastanelerde bulamayınca 2.30'da 3'te evime geldim. Hı hı. Evde eksik eşyalardan fark edince ertesi sabah tekrardan kamera kayıtlarına başladım. Peki nedir evdeki eksik eşyalar? 2 tane sıfır ayakkabısı vardı. Kendi giydiği ayakkabısı vardı. İç çamaşırları ve kendine ait birkaç eşyasını çantaya koymuş ama ben bunu sabahına fark ettim. Çünkü hiç şüphelenmiyordum. Yani aklına gelebilecek en son şey Meltem'in evi ve seni terk etmesiydi. Evet. Ama eşyaların olmadığını görünce Meltem Tülay Benli'nin aslında evi isteyerek terk ettiğini anladın. Evet. Sonra sabah uyandığında... Ertesi gün annesi, babası, kaynanam, kayınbabam geldi. Esenler Otogarı'na gittik. Yok. Kayıp hı-hı diye aramaya. Hı-hı. Ondan sonra bir firmada gittiğini öğrendik. Gene nereye bilet almış? Ankara'ya. Ankara'ya. Ama kaçtı akşam bilet almış. Hı hı. Yani evden kayboldu akşam. Bir erkekle beraber Ankara'ya gidiyor. Başka hiçbir bilgim yok. Şimdi bu arada bu hani otobüs yolculuğu yapabilmenin belli kuralları var biliyorsunuz. Aşılarınızın tam olması gerekiyor. Bir hafta önce HES kodunuzla alakalı falan böyle şeyler var mı? Yani araştırmalarını yaptığında. Tek şeyim telefonun EDV şifresini biliyorum. HES kodu alınmış. 3 aylık süre. 8'i 41 geçe HES kodu alınmış. Hı. O da otobüs bileti almak ve otobüse binebilmek otobüse için. Otobüse binmiş zaten. Binmiş ve Ankara'ya gitmiş. Sen eşinin şu anda Ankara'da olduğundan eminsin. Ankara otobüsüne bindiğinden eminim. Hı hı. Yarı yolda mı indi, oradan aktarma mı gitti, nereye gittiğini kesinlikle bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki Ankara'ya gitmiş olsa Ankara'da bir yakını var mı? Hiç kimsesi yok. Ailesine de sordum. Hiçbir akrabası yok. Şimdi Saide teyze sen anladığım kadarıyla gelininle daha sık vakit geçiren birisin. Yani onunla paylaşımların çok daha fazla. İşte ne olursa olsun senin oğlun bile olsa ya biz Zafer'le anlaşamıyoruz ya da gelinin kocasına karşı problemler olduğunu fark ettin mi? Ben şimdi her zaman kadın kollarındayım da. Borçatı'da da çalıştım. Ben her zaman için kadınları desteklerim. Benim oğlum olmazsa, benim 16 sene çocuğum olmadı. Oğlum olmazsa, gözüm olsun, ben kadınları tutarım. Benim oğlum gelinime bir şey demiş olsa, ben oğlumdan yanı çıkmam, gelinden yanı çıkarım. Gelinim bana desedi ki, anlaşamıyorum, boşanayım desedi, oğlum boşanayım desedi bile, ben kendi elimden gider dilekçesini yazdırırdım. Ailesi, kesinlikle, kendi ailesi de benim ailemde kesinlikle baskı kuran bir aile değil. Kardeşi var, kardeşine bir tık dese alır evine otur der. Keşke ya, bana nankörlük yaptı. Bana deseydi ki ya git annesinin evine gitseydi. Otursaydı orada kalıp oradan gitseydi. Ailesi ne durumda şu anda? Perişan. Ailesinin hiçbir bilgisi yok. Onlarla bizle beraber uğraştı. Yani ben... İlk önce bizden şüphelendiler ailesi. Nasıl bizim eve geldiler. Eve gelince kamera kayıtlarını izledik. Kamera kayıtları o yolu göstermiyordu. O yoldan gitmemiş. Annesi dedi ki bu apartmanda bu dedi. Bu apartmandan ya dışarı çıkmadı. Yanıyor. Dışarı gitmedi dedi. Kızımın başına bu apartmanda bir şey geldi dedi. Ben annesine dedim ki tek dediğim bu. Gidelim savcılığa, gidelim karakola. Biz bir şey yaptıksa bizim cezamızı versinler. Ama biz işimiz rahat. Gel seninle beraber gider arayalım. Annesi bana dedi ki o zaman dedi otogara gidelim. Otogara gittik. Genler bir taraftan gitti, biz bir taraftan. Ben gelinimin resmini aldım, otogardaki herkese gösterdim. Gösterdim, bana bir tanesi dedi ki buraya gitme, öbür firmaya git, orada dedi biner dedi, gece saatleri binerdi. Gittim oraya, bize vermek istemedi. Dedim ki ne olursun kızım, kurban olam, elini ayağını öpeyim. Şimdi sizin üzerinizde bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani Meltem Tülay Benli ortadan kayboldu. Evet. Meltem ortaya çıkmadığı sürece ailesi bu kaygıyla ve korkuyla da haklı olarak sizden şüpheleniyor. Tabii. Siz şu anda zan altında hissediyorsunuz kendinizi. Evet. Hani siz Meltem'e sanki bir şey yapmışsınız gibi. Meltem ortaya çıkınca, nerede olduğu ortaya çıkınca siz de bu baskıdan kurtulmuş olacaksınız. Evet, evet canım, evet. Evet, gittin dedi ki otobüs firmasına, otobüs bu firmadan çıkar. Çok yavraldım. Bak vermek istemedi, çok yavraldım. Elimde kayıp kağıdı da var. Dedim ki kızım ne olursun bak bu yaşta geldim. Dizlerimden yürüyemiyorum. Ne olursun bunu ver dedim. Oradaki bir müdür dedi ki ver dedi. Bak dedi nereye gittiğini söyleme dedi bak. Neyse dedi ki onun tek bana söylediği dedi ki bu kimlik numarasını verdik. Meltem Benli dedi bizden seyahat etmiş dedi. Ama dedi polis getirin ona göre dedi ona bilgi veririz dedi. Neyse çıktım dışarı, ben ağlıyordum. Çok fena ağlıyordum. Adam dedi ki teyze ağlama dedi, Ankara'ya gittiler dedi. Duysun otobüs firmalarda duysun. Ankara, annesi babası da oradadı. Telefon ettim annesine babasına, gelin şükür bulundu dedim. Gelin. Gittiği yeri bilik, ölü değil demek ki budur dedim. Ha, bizden altında kalmayalım artık. Polisine gittim. Otogar polisine gittim. Otogar polisine dedim ki gel dedim. Bak dedim oğlum ne olursun şunu göster. Bakın dedim firmadan bir haberini bize alın verin dedim. Annesi inanmıyor bize dedim. Annesi babasını bize oturttular orada. Kendiler gittiler, geri geldi. Geri gelince dedi ki ve sen dedi şey ettin mi? Kızın gitmiş dedi. Aramayın dedi. Sizler de haber verirlerse verin dedi. Meltem Tülay Benli yani Ankara'ya kiminle gitti ve neden evi terk etti? Hem ailesini, hem eşini ve hem eşinin ailesini. Şimdi mülakata da baktığımda sen eşinin senden hani senden habersiz değil de sana sormadan bakkala bile gidemeyeceğini. Bana karşı saygılıydı Esra Hanım. Hayır hayır yani 20 TL versen ekmek almaya göndersen paranın üstünü alamayacak, paranın üstünü unutacak bir yapıda olduğunu, çekingen ve utangaç olduğunu söylüyorsun. Utangaç değil. Utangaç asla değil. Neden gidemiyor? Çünkü bilemez. Paranın hesabını bilmiyor. Bizim endişemiz Annesine gönderdiğim zaman beni arardı. Şu dolmuşa bineceğim, bu dolmuşa bineceğim. Görüntülü arardı, durakları gösterirdi. Bilerdim. Ben ona kendimden daha çok güveniyordum. Bak kendim yaparım derdim, benim eşim yapmaz derdim. Hayatım kendi evinden çıkıp otobüse binip, dolmuşa binip annesinin evinin yolunu bulamıyor mu? Yok kendi imkanıyla gidemez. En çok da bu olay konuşuluyor ya programda. Bakkala gidemezdi, ekmek alamazdı. Al kardeşim gecenin vakti bileti de almış, heskotu da almış, Ankara'ya gitmiş. Zafer'cim siz bence öyle görmek istiyorsunuz. Bir şeyden anlamaz, bir şeyi bilmez, hiçbir şeye kafası çalışmaz gibi algılamak istiyorsunuz. Böyle bir rol biçiyorsunuz. Yok abla çok bilgi, yani sanamayın sosyal medyada, internet. İnternette, televizyonda çok bilgili. Götür. O zeka değil işte. Benim eşim tan eşdeğerdir. Estağfurullah, ben gerizekalı demiyorum ama yani şimdi Esenyurt'ta oturup Bağcılar'daki annesinin evine giderken hangi dolmuşa binememek de bana göre bir, çok garip bir durum yani. Annesi bana telefon açıyor, diyor ki annesi oradan minibüs durağına getiriyor. Minibüsçüye annesini de arayabilirsiniz. Annesi yanlış bir şey söylerse ben burada herkesin içinde özür dilerim. Annesi oradan telefon açıyor bana. Şimdi ailesinin de sizden şüphelenmesi, hani anlatıyor ben... kızın bu apartmanda demesi, yani kızı, onlar da kızının tek başına bir yere gidemeyeceğini mi düşünüyor? Evet. Kesinlikle gitmez. Annesi onlar da bana diyor, telefon açıyor, diyor ki ben bu işte bazı insanların zekasını hafife alıyorlar ya da. Yok, okuyamamış. Okuması yazması. Zamanında okuyamamış, okumayı fazla bilmiyor, matematiği bilmiyor, paranın hesabını bilmiyor. Ondan sonra özel okula gitmiş. Annesi ilkokula göndermiş. Senelerce özel takip etmiş. Özel eğitim mi görmüş? Evet, özel eğitim görmüş. Bunu sakladılar bizden. Peki raporu var mı? Ben. Rapor? Raporu var mı? Yok mu onu bilmiyorum. Dün akşam sordum ben annesine. O zaman bu durum farklı yani. Hani özel eğitim görmüş biri ise mutlaka bu anlamda bir şeyi vardır onun. Yani vardır yani ama bizlere söylemediler. Vardır. Ben kendimden daha çok güvenirdim. Kendim yapardım, Tülay yapmaz derdim. Ben kaçarım ama Tülay kaçmaz. Ya ben yani Allah düşmanımın başına bile vermesin. Yani Allah öyle bir insan değil ama ben kendim yaparım, gözüm kayar eder. Ama benim eşim yapmaz derdim. Bunu benim bütün iş arkadaşlarım bilir. İş arkadaş ortamlarımda karıma ne kadar güvendiğimi, eşime ne kadar güvendiğimi herkese söylerdim Esra Hanım. Ama bana dünyaları yıktı. Yani şu an gitmesi beni öldürmesinden daha beter. Geri gelsin mi? Kendi evime almam mümkün değil. İstemiyorum. Sadece sağ mı, ölü mü, nereye gittiği ortaya çıksın. Yani ben boşansın bizden, ben boşanmak istiyorum. Hmm. Ama sağ salim çıksın. Bir de en güzel tarafı da yani daha ortada çocuk mocuk yokken. Evet. 3,5 yıldır yani bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Cenab-ı Allah takdir etmedi. Olsun. Her şeyde bir ayrı varmış. Bu tedaviye gitmeyi istiyor muydu kendisi? İstiyordu. Kendisi benden daha çok istiyordu. Ama çok ilginç. İlaç kullanmıyordu. O gün... Bak götürüyordum işte iğneler olunuyor, tüp bebek öncesi. İlaçları unutuyorum diyordu. Unutuyorum dedi. Bilmiyordu. İlacın saatini bilmiyordu. Bana soruyordu. Ne kullanacağım? Bir doktora bak. Beni arar ben saat, ilaç saatim bu saatine. Ay çok özür dilerim de o zaman yani daha yani düşünsene kendi bedeniyle alakalı bir sorumluluk alamayan biri. Yani çocuk doğurup mesela o çocuğa nasıl bakacak? Yani iş yapmayı bilmez. Saide ablacığım bırak onu yani iş yap öğrenirsin hepsini. Evet, yani öğrenmiyor. Bak, düşün yani kendi bedeninle ilgili bir şeyde o sorumluluk alamayan biri çocuk doğursa ne olacak yani zebil ziyan olacak. Ama ben dedim ki madem oğlum kaçırmış bunu bizim namusumuza çağırmış. Biz bunu idare edelim. Eğitmek çok güzel dedim. Evet. Ben onu dedim. İlk zamanlar istemedim. Bizler kaçmaya karşıyız. Biz kaçmaya karşıyız. Biz ailemizden düğünlü dernekle almaya karşıyız. Benim oğlum kaçırdığı için sanki benim kızım kaçmış gibi bana zor geldi. Ama nerede tanıştınız? Ben bacanağım, benim servis arkadaşım da ev taşırken. Ev taşırken. Bacanağımın evinde aynı binada oturuyorlardı. Aynı evde bir ev taşırken oldu. Tabii. Geldi arabasına bindi, koydu gitti. Bir saniye. Şimdi sen ev taşıyorsun. Ev taşırken binada gördüm. Evet. Tam bir baktım. Bir baktım sonra 3-5 gün konuştuk. Çok kısa sürede kaçtık. Niye kaçtınız peki? Nasıl olsa bacana ailede arkadaşsın. Bacanak da seni tanıyor. Aile... Zafer de güvenilir bir adam diyor. Hadi bakalım bunların arasını yapalım demeleri gerekirken. Dedi bacanağım hepsini dedi. Sonra bacanağım vazgeçti. Ben dedi bu işe girmeyeceğim. Biz de o süreç içinde 5-6 gün konuşmuştuk. O süreç içinde ben karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün dedi. O anda da eşimle karar aldık. Dedik yani bacanağım dedi. O işi bozmak istedi, istemiyorum dedi. Biz de o anda tanışmış olduk, o anda kaçmış bulunduk. Kaçmış bulundunuz. Keşke kaçmasaydık ama maalesef kaçtık. Peki, yani sen bir kere hani görücü usulü internet değil ki tanıdıkları birisin yani. Eline çiçekle gitsen gider mutlaka. Gider isterdim. Bu ailesi tanımıyordu ama bacanağı tanıyordu beni. Ailesi yani ben kaçmaya karşıyım. Kaçan hiç mutlu olamam. Senden kaçtı, başkasından da kaçtı. Ha bu. Ondan da kaçar. Bir kere kaçan bak kaçarak gel. Ben hep söylüyorum. Kaçarak gelen kaçarak gider. Evet. Yani bir kere o... aslında burada kaçmayı düşünürken ya da kaçma eyleminde şunu düşünmeyin. Ay çok seviyorlardı da aralarında. Hep yıllarca biz böyle büyütüldük. Filmlerde bile, eski filmlerde bile bu vardı. Çok seviyorlar. Aşklarına engel olunuyor. İki sevenin buluşması lazım. O kavuşmada genelde kaçarak oluyordu. Fakat aslında kaçma şöyle bir şey. Yani Zafer'i bulup ailesinin arkasını dönüyorsa bir anda onu büyütenleri, yetiştirenleri... yok sayan biri Zafer'den daha iyi birini bulduğunda yine Zafer'i yok sayıp ona kaçacaktır. Yani bu eylemi sürekli hayır, 10 gün sonra, tekrar 15 gün sonra gene kaçar. Buradan eşine seslen Zafer. Ben gelmesini, bana gelmesini derken sağ salim ortaya çıksın. Birine de kaçtıysa Allah'ından bulsun. Mesut yaşasın. Ben hayatımda nankör gördüm. Onun kadar nankör görmedim Esra Hanım. Çünkü ben ne isterse alırdım. Bana mesaj atardı. Şunu al, bunu al. Ben ne isterse alırdım. Abur cuburundan tut. En ne isterse alırdım. Yani evimi değiştirdik. Oturma odamız vardı. Yenisi olsun dedi. Bir oturma odası daha aldım. Evimizi değiştirelim dedi. Evimizi değiştirdik. Yani her şeyi, her istediğini yaptım. Günlük yazışmalarınız nasıldı? Bazı çiftler böyle diyorlar ya, aynı evin içerisinde iletişim kurmuyorduk. Siz nasıldınız? Günlük ben... Nasıl hitap ederdiniz birbirinize yani? Efendim? Nasıl hitap ederdiniz? Ya bana Hanım, eşim hiçbir zaman Zafer'le hitap etmedi. Gittiği günde dahil. En son telefonda bile mesajı var. Aynı gün saat 5. Aşkım ekmek al. Yani biri arar, en son bir gün öncesi bu yabancı numaralar beni aramış. Acaba seni aramış, sana ulaşamayıp da beni arayan olmuş mudur? Bunlara bak, cevap vermedim. Yani bir yabancı numaraya bile cevap vermezdi. Bana atardı, öyle verirdi. Yalan, bir gün önce bile aşkım diyen, tüp bebek tedavisi gören biri de var. Meltem Tülay Benli nerede? Ankara'da kimin yanında? O gece Esenyurt'taki evinden saat 20'de çıktıktan sonra nereye gitti? Meltem Tülay Benli'yi arıyoruz. Allah için gören, duyan varsa ne olursun bizi bu yükten kaldırın. Gel. Gel buraya gel, elimden seni götürüp boşandıracağım. Gel, ben seni istemeyeyim, oğlum istemeyeyim. Gelmiyorsa bile ailemin oradan vekalet versin, boşansın Esra Hanım. Ben boşanmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Gelsin yüzüme, beni gelsin. Beni perişan etti, benim evimi yıktı, benim ailem yıkıldı. Ben bitti. Kimsenin yüzüne bakamıyorum, bakamıyorum. Kendi yüzüne, arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Üç gündür işime gidemiyorum. Ay niye bakmıyorsun, bu senin yaptığın bir şey değil ki. Namus nedir bilmiyorum. Meltem, bu kendi davranışıdır o. Bundan dolayı sen sorumlu değilsin. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah yayın içinde de bir son dakika gelişmesi olur. İyi de bir haber gelir. Böyle buyurun. En son Ankara'da olduğunu. Ne olursun Allah için. Gel. Peygamber için. Ne olursunuz verin. Beni bu dertten kurtarın. İstemiyorum. 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 Nedir bilmiyor musun? Namus nedir? Açıyorum ben tamam, üstüme ben zavuma gelecektim. Namusum için gel. Hayatımda çektim, yine de gidip kaçmayı kendime yakıştırmadım diyor. Zor da bir hayatı olmuş Saide Hanım'ın. Tülay ile ilgili bilgisi olanlar ihbarda bulunabilirler sevgili seyirciler. Konuğumuz Ziyafettin Şanlı. O da Bursa'dan katılıyor, buyursunlar. Ziyafettin Bey'in için programa katıldı. 19 yıllık bir evlilik. 4 tane de evlat var. Çocuklar 16, 13, 9 ve 5 yaşlarında. Eşi 29 Aralık tarihinde 3 kızını da alarak, kızlarda 13, 9 ve 5 yaşlarında 3 kızını alarak kayıplara karışıyor. Eşini aramak üzere geldi. Fakat tabii 29 Aralık'tan sonra yaşanan o kadar çok şey var ki eşinin nereye gittiğini, kiminle gittiğini de çok acı bir şekilde kayınvalidesinden öğreniyor. Hoş geldiniz Ziyafettin Bey. Hoş bulduk ablacığım. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Eşiniz 29 Aralık'ta evi nasıl terk etti? Akşam saati saat 5.30'da ben işe gitmiştim. Ondan sonra telefonla aradım. Telefonuna cevap vermedi. Dedim ki hani iş yerinde telefonu şarjı bitmiş, kapanmış olabilir. O gece sabaha kadar hiç durmadan aradım. Telefonu açılmadı. Sabah eve vardığımda saat 8.30-9 gibi eve vardığımda oğlum yatağın içinde o gece yalnız geçiriyor. Ağlayan vaziyette buldum. Dedim oğlum hayırdır? Dedim baba annemler dedi akşamdan beri yok, çocuklarını da almış, benim komşuya gönderdilerdi. Bu şekilde evi terk ediyor. Kiminle gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorum. Oğlanı bırakıyor evde. Evet, oğlu o soğukta, o ayazlarda evde sobayı dahil yakamıyor. Yani o şekil onu terk edip gidiyor. Neden, ne için, neye hakaret yapmışım, dövmüş müyüm, sövmüş müyüm, herhangi bir şey mi yapmışım, aç mı bırakmışım, susuz mu bırakmışım? Yani ben bir kariyer insanım. Ben sabahlara kadar bekçilik yapıyorum. Bildiğimiz şeylerde bir fabrikada bekçilik yapıyorum. Akşama kadar balya taşıyorum. Balya. Uyumadan ertesi gün tekrar işe gidiyorum. Aldığım bir 100 lira daha dahil varsa ona bırakıyorum giderken. Diyorum bir ihtiyaç. Ona. Benim kötülüğüm neydi? Ne iş yaptım da bana bu şekilde konuştu? Niye bunu hakareti yaptı bana? İçkim yok, kumarım yok, ne bileyim. Köyde bağlanıp söyleyebilir. Benim ne yani yanlış bir başka bir alışkanlığım varmış. Bu sizin için mesela sizin mülakatınıza da baktığımda hani biraz önce konuğum da söyledi ama ben bu hayatta en çok karıma güvendim. Evet. Canımdan yani... çok kendime güvendim. Bak kendimden fazla ona güvendim. Dedim dış devlete dahil göndersem aynı şekil gelir. Hiçbir yerden kısıklamadım. Düğüne gideceğim dedim git dedim. Dedim eğer müsait olursam ben götürürüm dedim. Yoksa dedim ablanlarla halanlarla git. Annelerine bıraktım istedikleri yere gittiler geldiler. Ama neden? Benim yaptığım kötülük mü var yani? Şimdi ben siz bir insanı... eşiniz ve yani eş evden gidince 3 çocuğu da alıp gidince... ilk olarak tabii önce ailesini arıyorsunuz. Evet, yani hani önce... bir problem mi var sizin yanınızda mı diye. Evet. Ama kayınvalidenize ve kayınpederinizle kızınızı yani kızlarınız Şevali ve torunları sorduğunuzda size ne cevap verdiler? Yok gelmedi buraya dediler. Bu da mı gelecekmiş başıma dedi. Saçlarını yolduğunu yani telefonda duydum. Ama önceden bir böyle bir program varmış aralarında. Nasıl? Kaynanam biliyormuş. Ne varmış problem? Yani bu adamla görüştüklerini telefonda kaynanam biliyormuş. Onlara bir hafta öncesi cumartesi pazarını onlara bırakmıştım. Ben tekrar işe döndüğüm için akşam bıraktım. Sabah gündüz işe gittim. Pazar akşamı da döndüm gittim aldım geldim. Siz eşinizin başka biriyle kaçtığı kişinin ismi nedir? Erol Kocabaş. Bu adamla Erol'la kaçtığını kimden öğrendiniz? Jandarmadan öğrendim. Kayınvalideniz biliyor mu? Biliyor. Kayınvalideniz aslında bir hafta öncesinde bu olayı yakaladı. Büyük ihtimal yakalamış size söylememiş. Evet. Kaçtıktan sonra da bu adamla kaçıyor. Peki şimdi karınız kayıpsa Erol denilen şahıs da kayıp mı? Evet kayıp. O da evli mi? Evet. Onun çoluğu çocuğu var mı? Evet 25 yaşında oğlu var. 32-33 yaşında kızı var. Kocadan gelme tekrar boşanmış bir kızı daha var. Yani eş zamanlı 29 Aralık tarihinde sizin karınız da kayıp. Evet. Erol da kayıp. Her iki ailede kayıpları ile ilgili kayıp başvurusu yapıyorlar. Evet. Siz kayıp başvurusuna kimle gittiniz? Ben kimle gittim kayıp başvurusuna? Köyden bir arkadaşım vardı onunla gittim. Ondan sonra bu Erol Büyükbaş'ın hanımıyla karşılaştık polis karakolunda. Bursa Gürsu polis karakolunda karşılaştık. Bu adam, bu bayan bana böyle söyledi. Bu dedi 8. mi dedi, 9. mu ne dedi. Götürüyor dedi, 3-5 ay dedi, orada dedi. Gezip tozuyor dedi, parası bitmiyor, vuruyor tekmeyi dedi. Götürdüğü 3-5 milyar para bu zamana kadar bitti. O da bu çalışmıyor, yani, o da çalışmıyor. Bak Erol Kocabaş'ın eşinin iddiası çok önemli. Bu Şevval götürdü 8. ya da 9. kadın. Evet. Birazcık gezecek, dolaşacak, gönlünü eğleyecek. Ondan sonra da diğerleri gibi Şevval'i de ortada bırakacak diyor. Evet. Siz karakolda mı karşılaştınız? Evet. Erol'un karısıyla. Evet, polis karakolunun önünde karşılaştım. Peki Erol Bey'in eşi de telefon hattındaymış. Ayşe Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz normalde birbirinizi tanıyor musunuz Ziyaettin Bey'le? Ziyaettin Bey'i biz şahsın kendi hasta olduğu için eşimle geçmiş olsuna gittik. Ben gittiğim gün aralarında bir şey olduğunu hissettim. Ondan sonra bir daha ne geliş ne gidiş yaptım. Bir hasta ziyareti var. O zaman neyi fark ettiniz peki? Seval Hanım'la kocanız arasında hani bir şeyi fark ettim dediniz ya. Benim kocamın huyu bellidir. Kardeşim der ondan sonra aşkıma döner o işler. Bu aldattığım mıydı? Tamam götürür yani. Bunu hissettim. Eşine de, Ziyaettin Hanım Bey'in eşine de söyledim. Kayınvalidesine de söyledim. Benim kocam böyledir. Kandırır, götürür. Ondan sonra da bir zaman sonra da para yok, pul yok. Herkes yoluna bakar diye söyledim. Ne zaman oluyor bu olay? Bu olay aşağı yukarı 31 Aralık falan. Benim eşim 2 gün önceden Ankara'ya gideyim diye çıktı. Bunlar, evet. O kadın almış jandarmaya gitmiş ama bize de söylüyor ki benim o kadından bir işim yok. Hı hı. Bilmem ne için ben yuvamı terk eder miyim? Hı hı. Şimdi canlı yayındayım diye sarf etmeyeyim sözleri. Benim işim olmaz. Ben çoluğumu çocuğumu bilmem ne için terk eder mi diye söyledi. Bu eşinizin evden kaçıncı, yani sizin eşinizin size kaçıncı ihaneti ve kaçıncı kaçışı? Vallahi haddini hesabını aştı yani. Ben bir sayısını unuttum. O kadar. Biraz önce 9 rakamı verdiniz de o yüzden evet, oradan. Evet. 9 da olabilir. Onun arada ufak tefek işler de var. Bulgaristan'dan tut da Samsun, Bafra her taraf karışık bunun. Şanlı ailesini nereden tanırsınız? Hanımefendiyi mi tanıyorsunuz yoksa Şevval Hanım'ın annesini mi tanıyorsunuz siz? Şevval Hanım'ın eşim eniştesinden arkadaş, iş arkadaşıydı. Anne o yüzden biliyor bu olayı. Evet evet, bunlar daha önce şeyde çalışıyordu, belediyede çalışıyordu. Önceki Neslihan Hanım oradan götürdü o. Neslihan Hanım'ı götürdü. Anladım ya, ben şunu söyleyeyim, iki aile birbirinden uzak değil aslında. İki aile bir şekilde birbiriyle girip ilişkisi olan, hani oturup kalkan, evine evet, ziyareti evet, gelen evet. insanlar. Siz de Erol Bey yabancı değilsiniz. Ama bazen işte siz her şeyi en son duymuşsunuz. Bu olay Seval Hanım, ben bu ilişkiyi fark ettiğimde annesini de uyardım. Seval'i de uyardım. Seval'e... Ama neden beni uyarmamış? Neden bana söylememiş? İşte bazen öyle o riske girmek istemiyorlar. Bunu... Bir Seval Hanım'a ya benim kocamın bak böyle bir tavrı vardır. Kocamla arandaki arkadaşlıktan rahatsızım deyince Seval size ne tepki verdi? Ben onu hissettiğim zaman zaten başına bir iş gelmesin diye söyledim. Kafasını yere eğdi. Annesi de dedi ki geçmiş olsun sen hastaymışsın. Beni her yerde hasta ilan ediyor. Yürüyemez ilan ediyor. Hanımları böyle kandırıyor. Kardeşim kardeşim diye tuttuğunu kandırdığını götürüyor. Peki Ziyaettin Bey diyor ki böyle bir durumu niye bana söylemediniz diyor. Söyleyeyim. Biz oraya hasta görmeye gitmişiz. Nasıl söyleyeyim? Ben annesini uyardım. Kendini uyardım. Daha ne yapabilirim? Davul mu çalacağım mahallede? Bak doğru söylüyor. Ne yapayım diyor yani. Davul mu çalayım? Şimdi asıl olayın muhatabına bak Seval. Bu arada siz anladığım kadarıyla hani kadınsı kıskançlıkla ben kocamı sizle paylaşamam diyen biri değilsiniz. Benim kocam yani gördüğü, kardeşim dediği her insana, her karşı cinse farklı yaklaşır. Yaklaşımı farklıdır. O kardeşim dediklerini genelde hep aşkıma döndürür. Kocam sizi kullanır, lütfen dikkat edin, buna inanmayın dediniz siz. O gün gitti, Ziyarettin Bey'le arsa bakmaya gittiler. O arada ben onlara söyledim, hissettim söyledim. Hı. Dedim ki buralar tehlikeli bir yerler dedim. Seni burada keserler de dedim. Senin dedim arsa da istemeyeyim, buradan bela da istemeyeyim dedim ama bela koşarak geldi. Peki eşiniz 29 Aralık'tan sonra sizinle iletişim kurdu mu? Evet kurdu. Ne dedi? Ben işte söylediğim gibi bilmem ne için çocuklarımı terk etmem, Ankara'dayım, işim var dedi. Hı hı. Ondan sonra da arabam onun elindeydi, ben aldım arabamı. Evimin anahtarını da aldım. Hı hı. Canı cehenneme. Canı cehenneme. Sizin için bu iş bitti mi artık? Evet. Bu iş bitti. Ziyaettin Bey yani eşiniz Erol Kocabaş'la beraber kaçıyor. Ailesine de ben böyle bir kadınla benim işim olmaz demiş anladığım kadarıyla. Eşinize buradan çağrınız nedir? Eşime buradan benim çağrım, benim evlatlarımı bana getirsin versin. Canı cehenneme nereye isterse oraya gitsin. Evlatlarımı versin. Ben evlatlarım için çıktım buraya. Eşim için çıkmadım. Anladım. Affedersiniz biraz şey yanlış olacak ama bir köpeğe ekmek verdiğin zaman kapının ağzını kovamıyorsun, gitmiyor. Neden? Sana bir yakınlık gösteriyor, ekmek verdin. O evi beklemek zorunda. Bunu da yapmadı. 19 senedir bir seneliğine çalıştırmadım, bir seneliğine. Kavgayla gönderdim gitti işe. Her akşam bana baskı yaptı, kavga yaptı, hadi git dedim. İşe gitti, çalıştığı bir ay. Bir ay sonra ne oldu? Beni yerin dibine gömdü. Nalet olsun bunun parası. Dedim çocuklarım ufak, gitme. Okuldan gelecekler ıslak, yağmur, çamur, kar, kış... Yani sıcak ocağında otur. Sana ne ya? Ben çalışırım, borç alırım, bankadan para çekerim, bunu yaparım, bunu yaparım. Yani ben senin sonuçta sana bir tane şuna da ihtiyacım var dedirtmem. Dedirttirmedim. Ama bunlar ihtiyaç meselesi değil. Bunlar farklı ihtiyaçlar. Şevval Şanlı nerede? Şanlı nerede? Erol Kocabaş'ta söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Sizi şimdilik uğurluyorum. İnşallah hayırlı haberleri veririz. Ve sevgili seyirciler, Niyazi Bey geldi. Niyazi Camcı burada. Kendisini davet ediyoruz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız Niyazi Bey? Ben iyiyim. Niyazi Bey'in bu tavrına bayılıyorum. Dün kaçırıldınız mı? Yoksa kendi isteğinizle mi gittiniz? Kendi isteğimizle gittik ya. Kaçırılmadınız? Yok canım. Kimse sizi kandıramaz mı? Kandıramaz. Ha? Peki, kendi isteğinizle gittiniz. Hatice Hanım size ne dedi? Çok bunaldıklarını, bizim burada artık işimiz olmadığını. Evet. Sen gelmezsen gelme, biz araba bulup gideriz dediler. Ben de onları yalnız bırakmamak için başlarına bir iş gelir diye. Peşlerinden gittiniz. Beraber gittik. Ne kadar ahde vefası olan biri, tanıdığı insanları yarı yolda bırakmak istemiyor. Ama bir tarafta da kaç yıllık evliydiniz? 84. He? 84. 38 yıldır evlisiniz değil mi yani? Öyle. 38 yıllık eşini ve çocuğunu, yani 38 yıllık evlilikten dünyaya gelen çocuklarını, hayat arkadaşını da geride bırakıyor. Şimdi hangisi gerçek Niyazi? 38 yılı elin tersiyle iten mi, dünkü bulduklarına kıymet veren mi? Biraz sonra Niyazi Bey'in eşi Zeliha Hanım burada olacak, kızı Fatoş burada olacak. Hep beraber o anları konuşacağız ve göreceğiz. 4.5G bağlantıda Özkan ve Caner karşımızda olacak. Ha pardon. İhsan karşımızda olacak. Önce Niğde'ye gidelim. Niğde'de Özkan var. Özkan. Evet, şu anda Niğde'deyiz. Yayınımızdaki Salim Aşkın eşi Merve Aşkın 28 Aralık günü evi terk etmişti ve Niğde'ye kaçtı. Çünkü dün yayında bunu kendisi söylemişti. Ama bu kaçışta önemli bir nokta vardı ki o gün güvenlik kameralarında 2 kişi vardı. Bu 2 kişi hem eşyalarını alarak onu götürmüşlerdi. Kendisi ailesinden şiddet gördüğünü ve eşine bakmadığını söyleyip kaçtığını söylese de birileri ona yardım etmiş, birileriyle gitmişti. Bu kişi ya da kişiler kim? Birazdan karşınızda olacağız. O ismi açıklayacağız az sonra. Özkan, şu anda ekran 2'ye bölündü. Yan tarafta da Sakarya bağlantımız var. Sakarya'da kim var peki mikrofonun başında? İhsan var galiba. İhsan kim? İhsan benim oğlum. Baba oğul şu anda yan yana sevgili seyirciler. İhsan, Sakarya'dasın. Yanında da Sevda var. Neler aktaracaksın? Evet, şu anda Sakarya Ferizli'deyiz. Yayınımıza katılan Fatih Bey'in resmi nikahlı eşi Sevda Hanım'a söz hakkı vermek adına buraya geldik. Çok önemli gelişmelerle karşınızda olacağız az sonra. Vallahi Özkan'ı göndeririz ekipten. İhsan'la yola devam ederiz. Bak şimdi gülüyorlardır. Peki biraz sonra Sevda orada. İhsan, bir de sosyal mesafeye dikkat ederseniz çok sevinirim. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Beni. Evlenme teklifi de etti bana. Niyazi Bey, iyi misiniz? Niyazi Bey, Sevda ve annesi Hatice tarafından kaçırıldı mı? Dün gece başına neler geldi? Sevda, annesi Hatice beraber olduğu Niyazi Bey yok. Niyazi Bey'i de alıp kaçıyorlar. Ekip arkadaşlarımız sonra Sevda ile konuşuyorlar. Annem Hatice asla Niyazi Bey'i bırakmıyor. Niyazi Bey'le tüm iletişimi kopartıyorlar. Sevda telefon attığında. Niyazi Bey yanınızda mı? Niyazi Bey'i ben gönderdim. Buradan gittiği tam 3,5 saat oluyor. Sizin yanınıza geliyor abla. Ben herkesle yüzleşeceğim dedi ve çıktı buradan. Niyazi Bey tüm gerçekleri anlatacak. Karısı ve kızıyla ilk kez hesaplaşacak. Sevgili seyirciler, Salim Aşkın konusuyla devam ediyoruz. 4 yıllık eşi 28 Aralık tarihinde evi terk ediyor. Salim Bey buyursunlar. Salim Aşkın 4 yıllık bir evliliği var. Eşi Merve Aşkın 28 Aralık tarihinde çocuğunuzu da alarak evden ayrılıyor. Ben sabah saat 7.25'te işe gittim. Ayrılacağım zaman geldi bana dedi ki bugün ne yemek canın istiyor dedi. Dedim ki ben de mangal yapalım dedim. Sana ben mangalı yedireceğim dedi. Ya bu niye böyle anlamlı konuş dedim, gittim. 7.30'da bana mesaj attı. Evin önüne anahtarı bıraktım. Gittim diye. Geldim, evde yok. Çöp poşetleri var, evin içi darman daha. Daha sonra sitenin güvenlik kamerasına geldik. 2 tane şahıs geliyor, poşetleri alıyor. Daha sonra eşim çocuklar da alıp bir sarı bir taksiye binip gidiyor. Mi? 1 yıldır sürekli geçimsizlik. Sürekli telefonunu gizliyordu. Sürekli diyordu ben işte seni evden uzaklaştıracağım. Seninle oturmak istemiyorum, nefret ediyorum senden diyor. Sevmiyorum seni, ben seni diyor severekten almadım diyor. Merve'nin abisi telefon hattında... Kiminle kaçmış? Kimin parmağı var bu işler? Ben bunların açığa çıkmasını istiyorum. O kamera kayıtındaki gezinenlerin kim olduğunu, benim bacımı bu hallere getirenin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben sadece bunu istiyorum. Bu arada bir son dakika Merve'ye ulaştık sevgili seyirciler. Merve şu anda telefon hattında. 28 Aralık tarihinde o gün evden çıkarken sizin eşyalarınızı taşıyan, size yardım eden kişiler kimler? Ben kayıp değilim Esra Hanım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Benim arabam yok, aracım yok. Bir taksiyi çağırmam lazım bu evden çıkmam için, doğru mu? Oradan biri geçiyordu. Yenge dedi taşınacak mı var? Asansöre bineceğim dedi. Yalana bak yalana. Ne plan çizmişsin be? Bu kişiler taksici mi? Mesajlar evet. Bir insan 4 dörtlük yuvasını, çocuklarını bırakıp gitmez. Ben bununla 3,5 yıldır evliyim. Benim kocam evden 3 gün yatar, 1 gün çalışır. Benim kocam elinde telefon, televizyonda elinde. Geçiyor oraya. Çocuğunu beslemiyorum. Yeter sizi beslediğim diyen adam. Benim oğlumu darp edecek. Yalan söyleme Merve bak. Merve boşanmak istiyor musun? Tabii ki de ben istedim. Peki eşinizle anlaşmalı boşanmak istiyor. Dilerseniz evet, buyurun gelin tamam mı? Gel. Bekliyorum sizi. Çocuğun velayetini ver, boşanalım. Salim Aşkın konuğumuz, 4 yıllık eşi 28 Aralık'ta evi terk ediyor. Ortak bir çocukları var. Çocuk da çok küçük, 2 yaşında. Onunla beraber ayrılıyor. Siz eşiniz evden ayrıldıktan sonra size en son mesajının anahtarları ayakkabının içine koydum. Anahtarları al ve sonra da tüm telefonların iletişimini kapattınız. Size iletişim kurmadığını söylediniz. Evet, bunun üzerine de işte güvenlik kameralarına falan bakıyorsunuz. Evet. Fakat dün eşiniz ben evden kaçtıktan sonra Salim seninle yazıştım, seninle yazışmalarım var, gerekirse o yazışmaları gönderirim size dedi. Evet. Yani eşiniz evi terk ediyor ama sizinle de bir şekilde... O gün iletişime geçmedi Esra Hanım. Bir gün sonra bak dedim Merve seni kandırıyorlar, şu şahıslar kandırıyor. Hicabi Mutlu diye bir şahıs kandırıyor bak. Biz araştırdık. Kim bu Hicabi Mutlu? Bu Hicabi Mutlu daha önce Pozantı Belediyesi'nde zabıtalık yapmış ve daha sonra Pozantı'nda bir evlilik yapmış. Bir çocuğu var. Kolsuz köyünden de aslında Kolsuz köyünden Niğde, Bora bağlı. Oradan da bir evlilik yapmış birkaç kişiyle. Siz bunları nereden öğrendiniz? Ben bunları oradan tanıdıklar vasıtasıyla götürmüşse bu götürmüştür. Sağdan soldan tanıdıklarımı arayınca bu kişidir de ve o kişiyi aradılar. Hayır böyle bir şey yok. Bak bir yakınımızın, arkadaşımızın hanımı kaçırıldı. Hicabi biliyor musun dediler. Ben bilmiyorum dedi ama şimdi telefonuna ulaşılamıyormuş. Siz eşiniz kaçtıktan sonra bu Hicabi denilen kişiyi aradınız mı? Hayır ben aramadım. Bende numarası yok. Birileri aracılığıyla arattım dediniz. Evet birileri yani aradım. Ne zamana? Buraya gelmeden önce mi? Evet buraya gelmeden önce. Yani Hicabi, Merve Aşkın kaçtı. İşte Salim'in eşidir. Sen Merve'nin nerede olduğunu biliyor musun diye sordurdunuz. Evet. Aslında siz eşiniz Merve'nin Hicabi Mutlu denilen kişiyle kaçtığından şüpheleniyordunuz. Evet daha önce de birkaç defa böyle bir kelimeler konuşmuştu. İşte siyah saçlı biriyle tanıştım, biriyle görüşüyorum ve yan tarafımızdaki apartmanın 3. katında büyük oğlan demişti ki annem baba orada 2-3 saat annem gelmedi falan demişti ama ben böyle bir şeylerin peki, olacağını... Peki bu Hicabi sizin yan apartmanınızda mı oturuyor? Hayır ya baldızı ve ya da karısı orada oturmuş. Abim sen zaten karının kiminle kaçtığını biliyorsun. Hayır ben karımın kimle kaçtığını bilmiyorum. Bunlar sadece... Yani şöyle kiminle karşı ama şüphelendiğin biri var. Daha önce evet biz böyle de olunca ve götürülen arabanın daha önceden beri 3 yıldır Niğde'de çalıştığını ve illegal işlerde bar pavyon işlerinde ve böyle kadınları kandırdığını, yuvaları yıktığını, şimdi bir, ev tuttuğunu. Bu Hicabi denilen kişi senin yan apartmanında oturuyor. Bir yakını ve bir akrabası var. Evet. Senin karın o yan apartmandaki daireye çıkıyor. Bu Hicabi ile bağlantılı. Niğde plakalı bir araç aldığına göre kesin bu sen diyorsun ki Hicabi Mutlu'nun kendisidir. Değil mi? Niğde plakalı değil Esra Hanım. Başka bir... Ha, Niğde plakalı. Yani Niğde'ye gittiyse bu kişi Hicabi'dir. Daha buraya gelmeden önce bu Hicabi'ye ve Hicabi'nin yakınlarına Merve'nin kaçtığına dair bilgiyi de aktarıyorsunuz. Evet. Bak Merve dedim. Ben de çok mesaj yazdım. Bak Merve dedim. Seni birileri kandırıyor. Bak dedim sen şu an kanıyorsun. İş bulduk. Ev işleri bulduk falan diyordu. Bulacağım falan diyor. Birileri yardımcı oluyor. Ev alacağım. Bak Merve birileri seni kandırıyor. Sen zaten telefonun gizliyordum. Bu atla gidiyorsun ama bak sen yarın pişman olacaksın. Çocukları niye götürdün dedi. Şimdi eşinizin dün orada bir tanıdığı var mı? Şimdi şiddet mağduru bir kadınım ben dedi Merve Hanım. Hayır benle herhangi bir şiddet mağduru olan ilk kadının yapması gereken şey en yakın emniyet güçlerine sığınmaktır. Evet, evet, Adana'da yaşıyorlar. Adana'da evet, yaşıyorsunuz. Evet. En yakın yere değil de Niğde'de orada başvurmuş olması... Daha önceden bunu planlamış olduğunu... Evet daha önce zaten bir hafta önce ben Niğde'ye gittiğimizde biraz da şüphelenmiştim zaten. Belki de o gün gidecekti ama bir şekilde gidemedim. Sen cin gibi bir adamsın, her şeyden şüpheleniyorsun ama bunu söylememenin altında şöyle bir sebep yatıyor da olabilir. Şimdi Özkan'la bağlantı gerçekleştireceğiz. Hani bu kaçtıktan sonra eşiyle mesajlaşırken aşkım gel affederim diyor ya. Belki de o affetme meselesinden dolayı, affetme ihtimalinden dolayı belki de söylemedim, bilemiyorum. Şimdi Özkan Niğde'de... Merve ile iletişim kurmak, onunla konuşmak için gitti. Oradaki aktarımları nelerdir? Bu sabahtan beri hem Niğde'desin, Merve ile iletişim kurdun mu? Neler yaşandı anlatır mısın? Evet şu anda Niğde'deyiz. Biz sabah erken saatleri Niğde'ye geldiğimizde Merve Aşkın'la önce irtibata girdik ve kendisiyle görüşecektik. Ama ne olduysa daha sonralarında telefonları kapattı ve bizle iletişimi kesti. Ama şöyle bir açıklaması vardı Merve Hanım'ın. Ben eşimden şiddet görüyorum ve eşim beni tehdit ediyor ve bu tehditten dolayı da çocuklarımı alıp güvenliğim için Niğde'ye kaçtım dedi. Tabii ki bu bir planlı bir olaydı çünkü görüntülerde 2 kişi vardı. 2 kişi araçla Adana'ya kadar geliyor ve hanımefendi hem eşyalarına yardım edip onunla beraber Niğde'ye geliyorlar. Biz Niğde'de yapmış olduğumuz araştırmalarda o görüntüleri eğer bir daha verirseniz o görüntüler içerisinde beyaz tişörtlü olan kişinin biraz önce Salim Bey'in de bu ismi kendisi de söyledi. Hicabi Mutlu. Hicabi Mutlu'ya ait olduğunu öğrendik. Beyaz tişörtlü kişi Hicabi Mutlu. Hicabi Mutlu kimdir? Niğde'de eğlence sektöründe yani bir eğlence merkezinde kapıda güvenlik işi yaptığını öğrendik. Ama şunu da iyi biliyoruz ki bu olay planlıydı ve bir planlı kaçıştı. Biz ne kadar kendisine ulaşmak, söz hakkı vermek adına mücadele versek de kendisi bizle iletişimleri kesti. Teşekkür ediyorum Özkan aktarımların için. Çünkü bu Hicabi Mutlu ismi ilk olarak bize seyircilerimizden geldi. Hatta Salim'in bu ismi bildiğini, yakınlarına Hicabi'ye bir mesaj gönderdiği yönünde de bilgiler vardı. Şimdi Merve Aşkın... Bir evin içerisinde o evliliği yaşayan, o evi paylaşan insanlar, o evin içerisinde neler yaşandığını onlardan kimse daha iyi bilemez. Anlatamazlar. Her iki tarafında birbirleriyle ilgili inanılmaz iddiaları var. Ve ben her zaman şuna inanıyorum. Buradaki konuğum da, karşıdaki konuğum da bu evlilikle ve bu ilişkiyle alakalı bir takım iddialarda bulunduğunda bunların hani böyle boşu boşuna söylenmiş cümleler olmadığını, hepsinin altında gerçeklik payı olduğunun bilincinde ve farkındayım. Hiçbir şey tek taraflı değildir. Fakat her zaman takıldığım şu nokta var. Şiddet gördüğünüz bir evlilikten, şiddet gördüğünüzde ya da o evin içerisindeki aile bireyleri bu şiddete maruz kaldığında hiçbir harekete geçmeyip bu kaçışla beraber şiddeti kullanma benim kafamda hep her zaman soru işaretidir. Beni en çok ilgilendiren Merve Aşkın'ın benim daha önceki evliliğimden dünyaya gelen çocuğuma Salim denilen kişi, hayat arkadaşım, şiddet uyguladı dedi. Tek merak ettiğim, o çocuk o şiddete maruz kaldığında, iddianız bu yönde, doğru mudur değil midir bilemiyorum ama her zaman dediğim gibi dikkate alırım. Neden o çocuğunuzla alakalı herhangi bir önlem almadınız, tedbir kararı aldırmadınız ve niçin Adana'da değil de Niğde'de koruma kararı aldırdığınızın cevabını çok merak ediyorum. Hicabi Mutlu denilen kişi de lütfen söz hakkını ve cevap hakkını da kullansın. Ve sizin bu olaylar, ya aslında eşiniz kaçmadan önce bu Hicabi Mutlu sanırım her iki tarafta da zikrediliyordu. Ya da eşinizin biriyle görüştüğünün farkındaydınız. Bundan evet. Dolayı mı eşinizi evden kovdunuz? Hayır Esra Hanım, eşim evde, şimdi arkadaşım var, Hayrullah Erol ve Huriye, en yakın arkadaşımız. Bundan 15 gün öncedir beri onlara gidiyor. Akşam oldu mu ben evden ayrılmıyorum artık, tam şüphelendim. Onlara gidiyor. Huriye de demiş ki kız, ya demiş Merve abla demiş, sen benim yanıma mı geliyorsun, telefondan görüşmeye mi geliyorsun? 15 gündür ayrı odaya geçiyormuş, görüşüyormuş. Bana da bunu gittikten sonra arkadaşım dedi. Ya dedim niye bana söylemedin dedim, zaten ben böyle şüpheleniyordum. Akşam mesela saat 8-9 gibi geliyordu onlardan. Dedim arkadaşlar yani bu, ben zaten şüpheleniyordum. Bu dedim kapıyı benim geç vakit gelip açmıyor rolü yapıp Berat'ı ağlatıp, çocuğu ağlatıp, video çekip Yıldız Şahıs'ın ismi attığını. Ve bu daha ismi bilmenize rağmen eşinizin iddia ettiği gibi gel barışalım, dön tekrar evliliğimizi kurtaralım dediniz mi? Bir defa sadece bak Merve, gittiğin bataklık, çık gel, bak yanlış yapıyorsun, bak bu insanlar seni pazarlayacaklar, şu an kandırılıyorsun dedim. Ama kendisi dedi ki gitmiş kadın avrat edilmez. Ben dedi seni Merve dedim, seni pazarladılar mı dedim bak. Açık açık da yazıyor dedim, mesajı hemen sildi. Bak Merve dedim, sen birilerinin eldesin, kandırılıyorsun. Sen yanlış yapıyorsun. Olabilirsin, bu ihtimal üzerine ben seni affetmeye hazırım. Hazırım demedim, gel dedim, çocukların velayetini ver, annengile teslim. Bu arada bu sizin kararınız, yani bugün affedip yarın ayrılabilirsiniz. Dün ayrılıyorum deyip bugün affedebilirsiniz. Bu tamamen sizin şahsi ve kişisel kararınız. Evet, ama her koşulda o kararın arkasına durmak lazım. Şimdi Merve'nin abi Davut telefon hattında. Davut Bey merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Siz bu ismi biliyor muydunuz? Hayır bilmiyorum. Şok oldum Esra Hanım. Çok kötü hissediyorum şu anda kendimi. Peki İnanlar yani aslında ya. Kötü hissetmenize gerek yok. Yani kardeşiniz daha önce evlilikler yapmış. Hani yani ayrılmanın, tekrar yeni yuva kurmanın ne demek olduğunu bilen, bunun bilincinde de bir kadın. Bu anlamda belki hep seçimlerini yanlış insanlardan yana ya da yapıyor olabilir. Gerçekler bunu gösteriyor çünkü. Kardeşinizi dün Feridun Bey telefona bağlandı ve dedi ki ne kocası ne de abisi ona sahip çıkmadı. Kızı kapının önüne koydular dedi. Bu iddiayı nasıl cevaplayacaksınız? Hayır katılmıyorum oğlum. İnsan bacısına sahip çıkmaz mı oğlum? Kesinlikle bu köyüm bilir beni. Bizim aileyi köyümüz bilir. Köyümüze de sonsuz güveniyorum iyi söyleyeceğine. Öyle bir şey yok ablam kesinlikle. Sadece ufak tefek aile arasında tabii tartışmalar olur. Kızım şöyle olur. Anne orada diyor ki mesela diyorlar ki Feridun o şahıs dedi bu abi Salim dedi. Annesinin adı. Bu kadar ciddi durumda olduklarını bilmiyoruz Esra. Yani ufak tefek. Yani hangi anne demez geçimine bak kızım. Hangi abi demez kocana sahip çık bacım. Şöyle yap şöyle olur. Hangi bak benim babam Parkinson hastası Esra Hanım. Babam benim bugün şu anda acımızdan var ya ben hiç iyi değilim Esra Hanım. Ben bir hafta kaç gün olduk olarak tam hatırlamıyorum, 70 yaş yemedim. Şu an elim ayağım titriyor. Hele bunu duyunca hiç konuşamaz haldeyim şu anda. Anladım. Siz şunu söylüyorsunuz ama Merve senin hiçbir yere gitmene gerek yok. Sana sahip çıkacak bir ailen var. Ailene dönebilirsin diyor musunuz? Saçmalık var mı? Her zaman çıktım. Benim yaptıklarım bunlar söylenmez. Yapılan şey yüze vurulmaz. Ben neler yapmadım o bacıma. Peki teşekkür ediyorum. Hattan ayrılmayın lütfen. Çünkü bir ihbarım daha var bu konuyla alakalı. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Ben bu Hicabi'yi tanıyorum. Bu Hicabi denen kimse yalnız, böyle rahatsız, hasta kimseleri bulup kadın ticareti yapıyor. Bu geliyor mu sesim? Ben çok iyi dinliyorum. Yani çok önemli ve büyük bir iddiada da bulundunuz Hicabi Mutlu'yla da alakalı. Bakın şimdi O kıza gelince o kızın ailesini de tanıyorum. Hı-hı. Çok temiz, namuslu, dürüst bir ailesi var. Hı-hı. O kıza sahip çıkın, bipolar rahatsız o kız. Ne? Bipolar rahatsızlığı olan bir kız. Eşinizin bir rahatsızlığı var mı? Bir sağlık raporu var mı? Sürekli psikolojik rahatsızlığı var. Doktora götürelim diyorum. Şimdi psikolojik rahatsızlık tanısı konmuş, teşhisi konmuş bir hastalığı var mı? Benim bildiğim yok aslında. Şu hanımefendi diyor ama ki rahatsız. Merve diyor işte bipolar rahatsızlığı var diyor. Böyle bir iddiası var. Evet, devam edin. Ailesi çok temiz. Bir sussun o arkadaşlar. Hı hı. Ailesi çok temiz, dürüst. Bu babası da rahatsız. Yardımcı olun. Hı hı. Bu kıza da yardımcı olun. Yapılır. Bir şey yapmıyorlar Esra Hanım. Evet. Anlıyor musun? Böylesinler insanlar içerisinde geziyorlar. Siz bu Hicabi denilen kişiyi nereden tanıyorsunuz? Pavyona gittim, oradan tanıyorum. Oradan tanıyorsunuz. Evet. Anladım. Ha. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hicabi Mutlu bu kendisiyle ilgili yapılmış olan iddiaları lütfen cevaplasın. Hakkınızda bu tarzda bir iddia var. Çalıştığınız yere gelmiş, sizi tanıdığını söyleyen kişi sizinle alakalı iddialarını da duydunuz. Merve Aşkın da babası ve yanında bulunduğu kişiyle alakalı lütfen bu iddiaları da dikkate alıp ona göre kendi hayatı, daha önemlisi yanında bulunan 2 ve 8 yaşındaki çocuklar için de tedbirleri alıp kendisini ve çocuklarını koruması adına en doğru harekette bulunsun. Nasıl bir şiddet durumunda? Şiddet dediğiniz şey sadece size atılan bir yumruk, size atılan bir tekme değildir. Bazen o psikolojik şiddetin içinde de ağır cinsel şiddetin içinde de kalabilirsiniz. Ama önceliğiniz çocuklarınızı korumak olsun. Bu anlamda yapacağınız en önemli şey, Niğdebor'dan şikayetçi olduysanız lütfen bu kişinin yanından da ayrılıp bir kadın sığınma evine gitmenizi tavsiye ederim. Salim Bey'i uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Niyazi Bey geliyor. Buyursunlar. Biraz sonra ekip arkadaşlarım Niyazi Bey'in eşini ve kızını da suitoya alacaklar. Ama onun dışında... buyurun Niyazi Bey. Senden bir ricam var. Tabii. Ben bu işi ciddiyete almadıydım ama es geçmiştim, güldüm geçtim. Ama durum ciddiymiş. Ben dün farkına vardım. İş yerim benim çıkışımı vermiş, beni yanlış anlamış. Ama ben de şimdi ciddiyet alıp doğruları konuşacağım. Doğruları konuşacaksın. Peki. İnşallah. Müsaade edersen. Valla ben bir şey söyleyeyim. Evet. Ben her zaman doğrudan yanayım. Teşekkür benim sadece ederim. Rahatsız olduğum hani kıyamet kopuyor kopsun. Evet. Evet. İşe yangın çıktı, yansın. Bugün doğruları konuşacağız. Bu arada Sevda demiş ki ben de anlatacaklarım var diye. Siz buyurun böyle evet. Oturun lütfen. Zaten... Hatice Demirel ve Naide Demirel burada. Şimdi Hatice Demirel büyüten anne. Evet. Naide Demirel biyolojik anne. Evet. Siz aslında akrabasınız. Naide Demirel'in eşiyle siz kardeşsiniz. Evet. Değil mi? Hala mı oluyorsunuz siz? Ben hala oluyor. Ben biyolojik anneyim. Ne? Ben biyolojik anneyim. Ne oluyorsunuz peki bu şu anda bahsedeceğim? Kızımızın ne oluyorsunuz gerçekte? Gerçek kızı. He? Şu anda küçük anne diyor bana. Küçük anne diyor. Evet. Anladım. Yani... aile içerisinde birinin çocuğu olmuyor, yakın akrabalar veriyor. Büyüten anne ve biyolojik anne burada. Niçin buradalar? Kızları Meryem Demirel için buradalar. Ne olur kızımızı kurtarın onların elinden. Şimdi Meryem Demirel olarak evden kaçıyor. Evet. Ama şu anda Meryem Kaskan sevgili seyirciler evden kaçtıktan sonra... Hüseyin Kaskan'la bir evlilik yapıyor. Açık öğretimde okuyan. Bir tarafta özel bir serviste yani özel bir okulda servis hostesliği yapan biri. Hüseyin Kaskan da bu servisin şoförüymüş. Aralarındaki ilişki böyle başlıyor. Meryem bunun için 2 kere evden kaçıyor. Bu son kaçışında da gidiyor Hüseyin'le evleniyor. Ailesi onu arıyor. Biz kızınıza ulaşamıyoruz. Evlendiği kişi bizimle iletişim kurdurmuyor. Evet. Madde bağımlı çıktı. Bizi dolandırdı. Nasıl kaçtı Meryem evden? Meryem evden işe diye çıktı. Sonra kaçtı işte onunla kaçtılar. Bütün telefonları kapattılar. Hiç bizimle iletişim kurdurmuyorlar. Bize yaklaştırma hiçbir şekilde. Ailesine başvuruyoruz. Ailesi de hep bizi oyaladı. Şöyleydi, böyleydi. Hep sakladılar kızımızı bizden. Ne yaparsanız yapın dediler. Biz de buraya başvurduk. Ölsün diyorlar. Niye ölsün? Bizim kızımız öldü. Onlar oldu madde ölsün. Madde bağımlısı yapıyor kızımızı. Ne olur Esra Hanım kızımızı kurtarın. Elinden madde kullandırıyor devamlı. Ne olursunuz kızımızı kurtarın. Peki şimdi bu Hüseyin'i siz hiç biliyor musunuz? Hani ben Meryem mesela genç bir kız. Evet. Açık öğretimler aklı başında bir kız. Ya ben Hüseyin diye birini seviyorum. Servisinde şoförü. İzin verin biz evlenelim dediler mi size? Evet dediler. Ama madde bağımlısı olduğu için biz vermek istemiyorduk. Sonradan geri çıktı. Evde buldum eşyalarını. Madde bağımlısı siz olduğunu. Bu çocuğun madde bağımlısı olduğunu kimden nasıl öğrendiniz? Evde bir takım Meryem'in odasında bir takım eşyalar buldum. Sonra nedir o bulduklarınızı anlatır mısınız? Madde bağımlısı ilaçlar. İşte böyle aparatlar, cam parçaları buldum. Onları polise götürdük. Polis dedi narkotiğe götürün. Hı. Narkotikte dedi bu çocuk dedi hiç dosyayı açmadan madde bağımlı nerede buldu dedi. Servis otobüslerinde buldu dedim. Kandırdı kızımı. Zaten bu adamın kaç savcıları şeyleri var. Kabarık şimdi dosyaları var. En önemlisi ne biliyor musunuz? Evet. Bir, hani siz evde bu yasaklı maddenin kullanıldığı birçok aparat buluyorsunuz. Narkotiğe götürüyorsunuz. Bu evet. Adam diyor madde bağımlısı evet. Hakkında çok defa işlem yapılmış deniyor evet. Size. Şimdi mesela bu adam nasıl bir öğrenci taşıyan servisin şoförü olabilir? Evet işte mesela benim aklıma direkt o geldi yani Allah korusun. Milli eğitime de çıktım Esra Hanım şikayet için. Özel peki kızınızın böyle bir alışkanlığı var mıydı hayır, son dönemlerde? Hayır şey hiç öyle bir şey yoktu. Garip böyle yok. O adamla tanıştıktan sonra bize hep ters davranma başladı. Huyu değişti, ters laflar kullanıyordu. Hani tersleşti artık bizle. Görüşmüyordu, odalarından çıkmıyordu. Devamlı odasını kapatıyordu ya. Odayı kapatıyordu, odayı almıyordu bizi. Sonradan geri ben bunu psikolojide doktora götürdüm. Psikolojik bir durum diye. Ama çok geçmedi, kaçtı. Kaçırdı. Bir de evde ne kadar paramız, dövizimiz varsa, altınımız varsa hepsini çaldırmış. Kaçarken neleri götürmüş paralar? Benim önümde bir liste var da. Evet. Altınlar vardı bir de. 2 tane vardı. 5'i bir yerde altın. Evet. 2 tane bilezik. 32 evet. Cumhuriyet altını. Evet. Bir miktar döviz. Evet. Bunların hepsini almış. Siz bu paraların evde olmadığını ne zaman fark ettiniz? 2 ay sonra fark edebildik ancak. Bunlar hiç... siz şimdi büyüten anne sizsiniz aslında. Evet. Evet. Yani sonradan fark ediyorsunuz. Sonradan fark ediyorum. Hiç kızımız böyle bir şey yapmazdı. Onun için hiç kuşkulanmadık bile Esra Hanım. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu tarzda gençler kaçtıklarında altında masum bir hikayeden ziyade bu evlilik, bu kaçış, evlilik yapılıyor. Ne karşı taraf, ne karşı tarafın ailesi bir kere bile size kendini anlatmak için gelmiyor. Gelmiyor. Biz gittik ayaklarına. Kaç defa gittik ayaklarına. Biz ne artık laf dinletiyoruz diyorlar olana diyorlar. Siz kızınızı çağırın diyorlar. Ama kızımızla o adam bizi hiç görüştürmüyor. Telefonlara şu anda Meryem Hüseyin telefon. Çıkıyor. Meryem telefon attı. Meryem merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ne zaman evlendiniz Hüseyin'le? Yaklaşık 2-3 ay kadar oldu. Eylül ayında evlendik. Eylül ayında evlendiniz. Evet. Sen 6 Ağustos'ta evden kaçıyorsun. Gel kızım evet. Ne olursun gel. Gizlice nikah kıyıyorsunuz. Yani 2 annen de burada bak aslında. Ne olur tercih et. Ya tutabilirler mi? Tam anlayamıyorum da. Kuşlar gibi çırpınıyor öyle Ezra Hanım. Şimdi ya sen bu 2 kadın niye böyle perişan oldu? Niye kaçtın? Niye bu adamla evlendin? Dediğini yaptı anne. Anlatayım ben size. Öncelikle biz bir kere kaçtık. Ondan sonra annem dedi geldiler. Dediler ki gelin isteyeyim kızımızı vereyim evinden kendi duvaklı olarak gelin çıksın dedi. Evet. Onlar da gönderdiler beni ve bayramdan sonra gelin isteyin dedi. Hı. Bayramdan sonra annem dedi ki ben de madde bağımlısı çıktı kızım. Ankara'da bir tane çocuk vardı Ercan diye ona da mesaj atmış işte. Paraları neye aldırdı sana neye dolandırdı seni? Hatim parasına kadar almışsın hepsini. Şimdi annen yani iki annen de, büyüten annen de, biyolojik annen de. Ama bu çocuk madde kullanıyormuş. Bak narkotiğe gitmişler. Madde kullanıyor. Benim kızıma da alıştırmış. Biz evde bir takım şeyler bulduk dediler. Bu doğru mu? Kurtul sen oradan dedim. Hayır. Hüseyin kesinlikle madde bağımlısı kullanmıyor. Ben madde bağımlısı değil. Kaç kişi görmüş? Bağlansınlar. O da kullanmıyor. İnegöl bağlansın. Ne olduğunu söylesin. Ve polis narkotikte asla Hüseyin'in dosyası da yoktur. Dosyayı açmadan söyledi orada şey. Dosyaları var. Bak diyor biz... Bir de sorun açtırın dosyayı. Bakın ismini eklenecek kimisi numarasına yok. Ne oldu Meryem kızım, o senin paranı ya, parası biteceğiz. İkizini atıyormuş suçu. İkizini atıyormuş. Kızım? Peki Ercan'ı söylüyordun. Ercan diye biri varmış. Ona mesaj atmışlar. Evet kızı bu kurs... o çocuk da yazmış ki onun tek kurtuluşu benim Ankara'ya, benim yanıma gönder demiş. Annem de benim sözümü dinlemiyor, gelsen al gibi bir şeyler yazmış. O cansı kızım. Ercan kim peki? Ya. Ercan bizim köyün, bizim köyden bir tane kadının oğlu Ankara'da yaşıyor. Onlar da Bursa'da yaşıyor. Peki yani uygun, ailen için uygun bir damat adayı mı Ercan? Evet öyle bir şeydi. Annem öyle düşünüyordu ama ben Ercan'ı hiçbir zaman o şekilde sevmedim. Anladım. Ne olur kızım Meryem, peki, bak sana göre değil. Kimisi kazan sana göre değil oğlum. Kızım ne olur geri gel. Değil o insanlar kızım seni hatırlamıştır. Ne olur kızım geri gel. 22 yaşındayım ben. Kaç yaşında olursan ol. Akıl yaşın kaç senin? Akıl yaşın kaç? Ne olur kızım geri gel evine. İki günden seni bırakacak param. Sen bizimle ne görüşüyor? Evden kaçtıktan sonra ve evlendikten sonra Hüseyin asla kızımızla görüşmemize izin vermedi. Kızımızı bizden kaçırıyor diyor. Yani uzaklaştırdı dedi annem. Evet uzaklaştırdı. Bir kere bile telefonla konuşamadı. Kızım yok Hüseyin kesinlikle bana dedi ki ailenle görüşme falan demedi. Hatta ara ailenle konuş dedi, ben konuşmak istemedim. Sen kardeşlerden niye konuşmuyorsun? Arkadaşlarından niye konuşmuyorsun? Hüseyin'le beraber buraya istemiyorum ya. Bir dakika şimdi şeyi çözmek istiyorum. Bir, sizin evlendiği kişiyle alakalı bir iddialarınız var. Yani bu arada Hüseyin Kaskan'ı tanıyanlar da mutlaka ihbarda bulunacaklardır. Bir, siz bu iddialardan dolayı mı yoksa farklı şeylerden dolayı mı bu çocuğu istemediniz, onu öğrenmek istiyorum. Bir de Meryem sen Hüseyin'i alıp buraya bir gelebilir misin? Yok bizim gelme imkanımız yok oraya. Ben getiririm size, o imkanı ben yaratırım size, o hiç önemli değil. Ben stüdyoya çıkıp da televizyon çıkıp da kendimi rezil etmek istemiyorum. Zaten rezil olacağımızı ben olduk kızım. Neden peki bu işi uslu bu? İki günden rezil olacaksın zaten, seni bırakacak param bitince bırakacak. Giderken bu dövizleri götürdün mü ben de onu merak ediyorum yani. Eşyalarınızı alabilirsiniz ama ailenizin bütün mal varlığını götürmüşsünüz iddiaya göre. Doğru mu bu? Adam sandın onu. Adam sandığında gitti. Telefon kapandı. Gel kızım ne olursa olsun gel. Kurtar kendini ondan. Şimdi o ev artık evlenmiş. Dayanmıyor ne olursun gel artık. Özledim seni çok özledim. Sen bizi özlemiyorsun. Kalbim açıyor ne olur kızım geri gel. Kalbim açıyor kaç sefer hastanelik oldum senin için. Bak geri olsun geri gel. Daha çok acı şey alışmayın acı. Zehirli seni ne olursun geri gel kızım. Şimdi bu kız evlenmiş. Evlendiği için de kendi isteyerek boşanmadığı sürece hani böyle bir ayrılık söz konusu değildir ama bu iş nasıl toparlanır? Bu iddialar nedir? Bunları araştırmak lazım. Evet. Bir de Meryem açısından ben şunu da düşünüyorum. Şimdi bir tarafta dünyaya getiren bir annesi var. Öbür tarafta da en yakın akrabası var. Yani çocuk biraz aklı erdiğinde düşünsene anne olarak bildiği aslında anne değil. Anne olarak akrabası olarak tanıdığı kişi aslında annesi. Yani bunların hep karışıyor olması bu çocuğun dünyasını bence allak bullak etmiş de olabilir. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. He? İkimizin arasında çok güzel büyüdü. Düşkün müdür sizlere? Evet düşkün. Annenin yaptığı hiçbir şeyini eksik etmediler. Her şeyini aldılar. Tek neşeli olsun, istediği olsun diye. O şey... Ne olsun geri gidirme Esra Hanım. Hüseyin'in ailesi bile kabul etti. Kızımızı dinlemiyorlar bizi dedi. İkisi de içiyorlar. İkisi de ölsün gebelsin de siz de kurtulun biz de kurtulun dedi. Bunlar da mı yalan? Bunlar da mı yalan? Yapmış bu adam. Ablalarını da söyledi. Görümceler de söyledi. Kayınpederlerini de söyledi. Bir evlilik yapmış 4 sene olmuş evleneli. O kadın almış annesi elinden. Zorla almışlar elinden onu. Biz de kurtulalım. Daha önce Hüseyin evlilik de yapmış. Evet, iddianız bu yönde. Evet. Valla Hüseyin Kaskan da canlı yayına bağlanıp söz hakkını ve cevap hakkını kullanabilir. Meryem de tekrar yayına bağlanabilir. Bakalım ne olacak yani, şimdi nerede yaşıyorlar onlar? Bilmiyoruz, kaçırıyorlar. İnegöl diyor hep şimdi. Yalan söylüyorlar. İnegöl'de yaşıyorlar. Yani şu anda zaten foto, hani mutlaka tanıyanlar mesaj atacaktır. Sizin iddialarınız mı doğru? Yoksa daha farklı şeyler var. Hani sizin için uygun olan biriyle evlenmek yerine sizin tercih etmediğiniz biriyle evlenmediği için mi durum buraya geldi? Bunu öğreneceğiz. Hüseyin'i tanıyanlar bildirsinler. Kullanıp kullanmadığını görenler söylesinler. İşte araba, ihbarları bekleyeceğiz Hatice abla. Görmüşler kullandırdığını kızıma. Hatice abla, ihbarları bekleyeceğiz ama şunu da söyleyeyim de içimde kalmasın. Şimdi hiçbir şey eksik değildi ama aslında çocuğun içinde en büyük eksik olan, ya annem beni niye tercih etmedi? Yani niye diğer kardeşlerimi aldığı gibi beni almadı mesela? O büyük, çok büyük bir boşluk. Bazen iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama gelecekte o karşınıza farklı bir tablo olarak çıkıyor. Hatırlatma ekrana geliyor. Niyazi Bey'in eşi ve kızı burada olacak. Seviyor beni. Evlenme teklifi de etti bana. Niyazi Bey, iyi misiniz? Niyazi Bey'in eşi ve kızı canlı yayında olacak. Sevda, annesi Hatice ve beraber olduğu Niyazi Bey yok. Niyazi Bey'i de alıp kaçıyorlar. Ekip arkadaşlarımız sonra Sevda ile konuşuyorlar. Annem Hatice asla Niyazi Bey'i bırakmıyor. Niyazi Bey'le tüm iletişimi kopartıyorlar. Arzu telefon attı. Bunların dördü şebeke oldu. Nasıl ki benim eşimi Sevda benim yuvamı dağıttı, Hatice Hanım da Niyazi Bey'in beynine gelip yuvasını dağıtıyor. Şimdi Niyazi Bey aslında gitmek istemiyor. Zorla götürme oluyor. Sevda zaten eşimi de o şekil kandırdı. Eşim seninle evlenmeyeceğim dedi Sevda'ya. Bu sefer ben senden hamileyim diyerek kandırdı eşimi. Babama suçunun olmadığını biz zaten bildiğimiz için babamın arkasındayız. Oraya geldiğimde beni gördüğü zaman emin olun ben babamı elinden tutup buraya geleceğimi bildikleri için Hatice ve Sevda babamı kaçırdı. Annene de bir söz vermek istiyorum. Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Kocanızın eve dönmesini istiyor musunuz? Evet. Tabii. Bu olayın artık bitmesini istiyor musunuz? Evet Esra Hanım. Gelsin isterim tabii ki. Bu Sevda'nın yüzünden ben ölümden döndüm. Beni delirtmek istedi bu Sevda. Niyazi Bey artık sizi sevmiyor. Annemi seviyor. Sen başın çaresine bak dedi bana. Sevda telefon attığında. Niyazi Bey yanınızda mı? Niyazi Bey'i ben gönderdim. Buradan gittiği tam 3,5 saat oluyor. Sizin yanınıza geliyor abla. Ben herkesle yüzleşeceğim dedi ve çıktı buradan. Yani kimi korumak için geliyor? Hatice Hanım'ı koruyacağım dedi. Peki şimdi sizin yarın boşanma davanız vardı Fatih'le değil mi? Evet. Yani neden mesela boşanmaktan mı kaçtın? Evet, anne dedi ki dün gece kesinlikle burada kalmıyoruz. Fatih Bey sürünecek, çıkıp senin ayaklarına Feriz'le adliyesine gelip boşanacak dedi. Bırakmayacağım Hatice'ye onu, Niyazi'yi bırakmayacağım Hatice'ye. Boşanmayacağım. Hatice Hanım bağlanmak istiyor size. Süren bitti. Valla Niyazi abicim, eğer buraya geliyorsanız sizden tek bir ricam var. Lütfen ailenize geri dönün. Bu olay, bu çirkinlik artık bitsin. Sevda sen de gel. Bu Fatih'ten boşan. Bu adam da senden ve bu evlilikten kurtulsun. Tekrar hoş geldiniz. Dediniz ki bugün gerçeğin farkına vardım. Bugün uyandım. Ben uyandım. Ben farkında değildim. Ciddiyete almadım. Çünkü suçum yoktu. Şimdi bunlar nikahlımdır, nikahsızdır. Ben onları bilmem. Düğünlerini de ben yapmadım. Ben ciddiyeti almadığımdan dolayı bundan kaynaklandı. Olayları idrak mı edemiyorsunuz? Salih daha önceden tanıdığım için biraz sıkıntı yaşadığından dolayı parasal yönünden yardımcı oldum. Bir de arabaları yoktu. Arkasında da insanları yoktu. Ben arkadaşı yalnız bırakamadım. Ama arabamla, arkasında olmanız gereken, yanında olmanız gereken insanlar sizinle bugüne kadar yol arkadaşlığı yapmış. Sizin hayatınızda olan, sizinle aynı yastığı, aynı ömrü paylaşmış aileniz olmalı aslında. Bak Zeliha abla buraya kadar geldi. Kızın buraya kadar geldi. Benim için gelmediler. Senin için geldiler. O suç da benim. Çağıralım mı? O suç da benim. Anlatayım. Gelsin onlar, beraber konuşalım. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Yayınlar, iyi akşamlar. Hoş geldin Fatoş. Hoş bulduk abla. Ya buralarda görüşmek varmış, böyle evet, görüşmek evet, varmış. Evet, Esra Hanım sana bir şey diyeyim mi? Diyeyim. Bu Niyazi ile çay veyahut da kahve içerken dedim ki Niyazi yapma. Bak akıllı ol Niyazi dedim. Biz dedim Esra Erol'a çıkarız dedim. Tövbe tövbe. Ben öyle dedim, adam benden önce buraya çıktı. Ben oraya çıkmam. Türkiye rezil olamam dedi. Benden önce buraya geldi. Konuşmamak lazım. Yani aslında bak hani bak sonumuz Esra Erol'luk oluyor. Evet. Derken evet. Bir baktım bir gün Niyazi evet, Esra Erol'da. Niyazi burada tavuk gibi kondu buraya. Esra'cığım. Ben de dedim mesela. Ben babama bir şey söyleyebilirim. Tabii ki buyurun baba kız. Şimdi annen burada. Yola çıktıklarını yola bulduklarına değişirsen ne dostunu bulursun ne yolunu. Sen bizi Hatice'ye, Sevda'ya değiştin ya, yine seni kim savunuyor? Eşin ve kızın savunuyor değil mi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksa? Ortalıkta, parada kalmadı sende. Ortalıkta bir şey yoktu. Benim bu şakam, esprim, yol durumu buraya getirdi. İşte sen ilk çıktığında böyle gülmeseydin, çünkü burası ciddi bir müessese. Ben ciddiye almadım. Suçum olmadığı için ciddiye almadım. Ben ne düğün yaptım, bana ne, herkes kararını almış. 18 yaşını doldurmuş, nikahlımdır, ben onu bilmem. Ben arkadaşım olduğu için boynu bükülmesin diye, arkasında insan olmadığından dolayı ben işini görsün diye arabamla, parasal yanımda falan yardımcı oldum. Ama ben yanlış anlaşıldım. İşimden yanlış anladılar, çıkış vermişler. Dün de çıkışları imzaladım. Tazminatım da gitti. Olsun, Allah biliyor. Ben yanlış bir iş yapmadım. Peki. Benim neşeli olmam o zaman ciddiyeti almadığımdan dolayı... Peki bu olay kaç aydır var Zeliha abla? Aşağı yukarı bir seneden beri var. Bir senelik hayır, parası piyasada annemin yok. Esra Hanım. Benim bildiğim 2 ay. Esra Hanım. 1 yıldır sen bu insanlarla berabersin evet, değil mi? Biz... Arkadaş kaç aydır hayır, tanıyorsun hayır. Bu insanları? Ben çıkan sene 2. ayın 13'ünde... Sakarya, Ferizli'ye düştüm. Hiç oralara uğramış insan değilim. Şubat. Geçen sene 2020. Evet. Oraları bilmiş, uğramış insan değilim. Ha. Arkadaş vesilesiyle oraya çalışmaya geldim. Çarşıya gelip giderken, pastaneye girip çıkarken, arkadaş da pastanede dükkanı var. Oraya uğruyorduk. Benden kaf parasını alıyordu. Ben verecek oluyorum, almıyor. Çünkü benim galenderliğimi sevmiş. O şekil birbirimize... Güven, itimat sağladık. Peki bu Hatice Hanım'la aranızdaki gönül ilişkisi ne zamandır var? Aslında gönül ilişkisi de yok. Düğünü ne zaman ettiysek, düğünden önce benim arabam olduğu için... Kasım ayında. Kasım ayı düğünün olduğu tarihini. Düğünden önce de 15-20 gün evveli beni Karasu'yu falan getirdiler. Adapazarı'na getirdiler. Salih'in arkadaşı olarak. Benim de arabam olduğundan dolayı sana söyledi dedi arkadaşım. Ha, yok ben şunu merak ediyorum. Aslında geçen sene Şubat'ta Salih'le tanışman, 1 yıldır Salih'le Sevda'nın ilişkisi, sonrasında bu düğün meselesiyle siz aylardır berabersiniz. Ama konu buraya gelmeden önce sizin zaten bu şakayı başka bir şeye çevirmemeniz gerekiyordu. Zeliha abla defalarca sen kocanı uyardın mı? Gittiğin evet, yol değil. Evet, uyardım. Sana o telefon ne zaman geldi? Ben kocanın sevgilisiyim ve benim annem Niyazi Bey'den hamile dendi ya evet, sana. Evet. Esra Hanım ondan önce bizim bundan köyünde bir komşumuz kestane ağacından düştü öldü. Biz Allah rahmet cenazeye eylesin. Gittik. Kestane gelince benim aklıma hep kestane balının diyarına gidiyor. O yüzden olayı şey yapamadım. Cenazeye gittik Esra Hanım. Bu dışarıya çıktıydı. Bu telefon çaldı. Ondan sonra o telefon çalıncası ben baktım. Telefon çalınca ben çabuk cevap vermem. Dinlerim kim acaba kim? Dedi ki bu sen dedi benden izinsiz dedi oralara nasıl gittin dedi. Kadın sesi bu kadın. Benden izinsiz nasıl gittin dedi. Bir kadın bu kadın. Kapattım. Buna dedim ki o kadın kim? Bu bana dedi ki sen dedi sust. Ertesi gün Fındıklı'ya gittik. Hı. Bu Salih bize gelen bir tane misafir getirdi. Hı. O misafiri ben hiç gözüm tutmadı aslında. Hı. Dedim buna getirme. Ondan sonra o misafir, ben geleyim de kestaneleri dokuyivereyim. O misafir diyor bunu. Ben ona, o adamı asla gözüm tutmadı. Salih, o kadın bununla çete olmuşlar, bunu yoldan çıkarttılar. Peki bugüne kadar olanlar, hamilelik, Hatice ile sevgililiğin, arkadaşlığın, Sevda'nın senin karını, kızını tahrik edici konuşmaları, bunların hepsi şaka değil. Bu asla şaka demeyeceğim buna. Yani bunları yapmanızın sebebi neydi Niyazi Bey? Teşekkür ederim. Ben de kaçı kaçıva sana cevap vereceğim. Evet, yani dürüstçe dediniz ya, ben bugün doğruları konuşacağım diye. Karınız karşınızda, doğruları anlatın lütfen. Bizim işlerimiz bitiyordu. Biraz az kaldı. Birkaç kişiyi çıkarmışlar. İş yerimden, işler az kaldığımdan dolayı, ama beni bırakmışlar. Ben her ihtimale karşı çıkarılırsam, hı-hı, biz iş aramaya gittik şeye, Gölcük dershane taraflarına. Hı-hı. Hatice Hanım da vardı, Sevda da vardı, Salih de vardı. Bunlar zaten evliler. Şimdi benim bir telefonum çaldı. Telefonum çaldı. Ben direksiyonda olduğum için telefona ben bakmadım. Şimdi Sevda mı aldı, Hatice mi aldı bilmiyorum. Herhalde Sevda aldı. Sizin telefonunuzu alıyorlar. Evet, evet. Ben telefona bakmadım. Şimdi bu bayan çıkıncası, ortalıkta bir kıskançlık mı oldu bilmiyorum. Ağır ağır laflar geldi bundan. Kimden? Ha bundan. Hı. Ağır laflar geldi. Sizin telefonunuzu Hatice ya da Sevda açıyor ve karınızla, evet, konuşmaya başlıyor. Niyazi Bey direksiyonda, yolda yoğun, o şekil söylemesine rağmen, bu da şimdi ortalık tamamen kıskançlık, ağır laflar. Oradan da şimdi ben dedim ki, bunun laflarını sevmediğim için, o laflarını sevmediğim için, anadayım, kızgınlığımdan işin esprisi, şakası artık bunu kızdırmak için öyle bir espri oldu. Neydi gerçek espri? Ne bileyim, Niyazi Bey'in sevgilisiyim de dedim. Hamileyim de dedim. Öyle bir şaka ki onlardan başka kimse ben buna bilmiyor. Diğerlerinin kalbine öyle bir laflar, asla. Öyle bir laflar benim yüzüme kara çıkartıcı. Niyazi Bey'in hanımı düzgün olması lazım. Düzgün ama konuşması lazım. Benim kredimi, namımı aşağı Niyazi Bey, yani insan eşini o hale getirir mi? Peki o şakadan dolayı eşiniz kendi canına kıyıp yoğun bakımda yattı mı? Ben bilmiyorum. Bana bir laf geldi ama... Evet. Hastane kayıtları gerçeği ortaya çıkardı. Bilmiyorum. Siz 3 gün boyunca hastanede, evet, yattınız mı? Evet. Yok, evet, 3 gün değil anne. Evet kızım, yattım. Hayır. 2. gün çıktın ya. Hayır. 3 gün. Tamam, 3 gün var. Bir gün girmiş. Bir gün mü kaldı? Yani 2 gün, 2. gün çıkardı. Niye yapmış? Neden yapmış? Gelin bana telefon etti. Zeliha Hanım gelnesiniz zehirlemiş. Zehirli meyvesiymiş dedim ben. Kim ne yapmış ona? Rahatı yerinde. O da sana şaka yapmış. Gülmedin mi? Ben gidip bir telefon bile etmedim. Çünkü neden etmedim? Kızdım. Niye yapıyorsun ya? Peki. Derdi ne? Bunu böyle açıklıyorsun. Hatice'nin parmağına bir yüzük takıp Hatice benimle evlen dedin mi? Hepsi gırgır. Şakadan gelen bir konu. Espri. Nasıl öyle yani? Öyle bir ciddiyeti yok. He? Öyle bir ciddiyet, bir şey yok. Kendisi de söyledi. Hatice Hanım'la, şimdi siz de duyun diye soruyorum. Evet. Hatice Hanım ve Sevda sizi arayıp annemle, Sevda mesela, annemle Niyazi Bey yüzük taktı dediler mi? Esra Hanım, yılbaşından önce bu Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelince bu kulakları çınlayışı İsmail abiyle geldiler bununla. Bu İsmail abinin yanında bile durmuyor. Bu fotoğrafları ben gördüm. Sevda, o Hatice kadın. Ondan sonra bu resmen yüzük takıyor ya. Bir üçü birden resimler çekmekle ya bu. Bu neyin nesi Allah aşkına ya? Niyazi Bey, yüzük takarken fotoğraf çektirdiniz mi? Hepsi o anki şakadan, espriden, o anki mutluluğumuz mesela... Asla Esra Hanım, buna şakası olamaz. Sevda ve Salih'le aynı evi paylaştınız mı? Şöyle bir şey, ben Salih evlenmeden, Salih'in canı çok sıkılıyormuş, Niyazi abi bir telefon ederdi. Ben bazen giderdim, bazen gitmezdim. Canı çok sıkıldığından dolayı Niyazi abi sana ihtiyacım var dediğim an tek duruyordu, gidiyordum. Orada kalıyordum bazenleri. Evlendikten sonra da... Niyazi Bey, bu evliliğin gerçek bir evlilik olmadığını biliyorsunuz. Yaşınız gereği, yani hürmet ediyorum size. Salih Bey'in yaptığı düğünün, bu Sevda'yla olan... Onların sorunu, beni ilgilendirmez. Hayır, o sorun, siz de o eve gidiyorsunuz. Şimdi ben düğün yaptım diyorsanız, gariban birini, genç bir insanı, yuvasını kurmak kadar sevap bir şey yok. Değil mi? Onlar karar almışlar, düğünlerini karar almışlar. O beni ilgilendirmez. Hayır. Nikahımdır. Toplum tarafından tasvip görmeyen, mağdur edilen bir kadının hayatı var. 18 yaşındaki evladın o evden nasıl çıktığı belli. Siz bunu bile bile Sevda ve annesiyle, Salih'le birlikte o düğünü yapıyorsunuz. Siz buna onay veriyorsunuz. Ben onu merak ediyorum. Yani. Gerçek bir evlilik olmadığını bilmenize rağmen... Bu kişilerin yanında yer aldınız. Desteklediniz. Hepsi aslında ben evcilik oyunu. Ben arabama ihtiyaç oldukları için ben arabam olduğundan dolayı arabaya da ihtiyaçları olduğundan dolayı onu yalnız bırakamadım. Niyazi Bey, vallahi sokaklarda cirit cirit atan taksiler var, dolmuşlar var, otobüsler var yani ve bir sürü ulaşım aracı var. Size bu anlamda ihtiyaçları yok. Şimdi bugüne kadar yaşanan her şeyi siz neden yaptınız? Amacınız neydi? Amacım, Salih'e yardımcı oldum arabamla. Bırakın arabayla amacım. Yani yüzük takılmalar, Hatice ile aynı evi paylaşmalar, dörtlü yaşamalar, grup arkadaşlığı, aynı evin içerisinde olmalar. Bunları yapmanızın ve bunları eşinize, çocuklarınıza duyurmanızın amacı ve sebebi neydi? Mükemmel. Öyle bir derinden konuştun ki benim bu söz hoşuma gitti. Şimdi arada sırada benim bunun yanında değerim olmuyor. Eşinizin yanında. Evet. Bazı konularda anlaşamıyorduk. Derdi ki bana bu, git evlen başımdan. Ben de bana onun için espri olsun diye bakalım sen niye öyle diyorsun gibisine Hatice Hanım'ı gösterdim, Fatma'ya falan. Bak dedim, bu senin cici annen olacak. İşin esprisi. Doğru mu yanlış mı? Annenin lafına göre. Sen konuş, ben de konuşacağım. Buyurun, konuşabilirsiniz. Şimdi baban diyor ki bunların hepsi şakaydı. Anneni sinir etmek içindi diyor. Böyle şaka. Yani. Fatoş kaç yaşındasın? 33. 33 yaşındasın. Böyle şaka olur mu? Şimdi ben o zaman şöyle konuşalım. Ben özel güvenlik kimliğimi daha yeni aldım. 31-32 yaşında aldım. Ben bu sorunlardan iş bile bulamıyorum. Çünkü yaşadığım ilçe küçük bir yer. Benim Ankara'ya gidip iş bulmam lazım. Ben babama dedim ki 2 aydır bu meseleyi biliyorum. Baba dedim, bak anneme yansıtmadan bu işi bitir. Çünkü ben sınavlarım var, sınavlarıma girmem lazım. Şimdi... Araba kullanmak ciddi bir iş istiyor. Kaza yapabilirsin. Yeni öğreniyorsun. Babama telefon ettim. Dedim ki gündüz araba kullanıyorum. Akşam annem ayılıyor, bayılıyor. Annemle uğraşıyorum. Benim için sıkıntı yok. Yani ben annemle tabii ki ilgileneceğim ama yani madem her şey şakaydı o zaman... Ya şaka dediğin arkadaşlar, şimdi şakanın da şeyini babam çok güzel söyler. Onu da söyleyemiyorum ekranda. Şakanın da bilmem neyini çıkartmamak lazım. Evet, evet. Niye? Şaka dediğin 1 saat yapılır. Bak 1 saat yaparsın, gülersin, kakara, kikiri. Şakanın da dozu vardır. O dozu aşmamak lazım. Ama çok özür dilerim de ben 6 ay boyunca devam ettirilen bir şakayı ilk defa yayında duyuyorum. Onun haricinde ben böyle bir şeyi şaka olarak kabul etmiyorum. Peki şu anda mesela Hatice Hanım ekran başında izliyorsa, yüzük takıldı benim sevgilim. Beraber kalıyorlar burada. Bakalım o buna şaka diyor mu? Esra Hanım, şakayla ben bunun karşısında... Herkesin özür diliyorum. Ya şakayla bunu ben karşısında bir erkek getirsem ne olacak Esra Hanım? Şaka yaptım dersin. Ben de şaka yaptım diyeceğim o zaman. Ha. Esra Hanım bir de şunu söyleyeceğim. Telefonu alıp da canlı yayında çocukların, torunların karşısında Hatice'yi öpmek ne deyin? Neyin nesi? Ne? Hatice'yi öpmek neyin nesi? Ne zaman öpmüşüm ben? Çocukların karşısında. Esra Hanım, çocuklara karşısında, hayır. Hanımefendi. Hatice Beypazarı'na gelmedi ki. Hı? Hatice Beypazarı'na gelmedik. Görüntülü konuşuyor. Görüntülü konuşmada şapır şapır Hatice'yi öpüyormuş. Telefonla öpüyor. Telefonda Hatice'yi öpüyor. Gelinle konuşuyor. Karşı yanında da babamın Hatice var. Konuşurlarken işte bu anneniz öpüyor. İşte bir şey yapıyor. Ya Niyazi Bey ya. Karşındaki insan görmüyor. Ben bunu espri yaptım. Karşındaki insan görmüyor. Ya neyin esprisi Niyazi Bey ya? Çünkü neden? Buna ben bir ceza vermek istedim. Arada sırada git evlen diyordu ya. Onun için o cezayı böyle karşılık verdim. Peki karınız Zeliha Hanım'a bir özür borçlu musunuz? Tabii canım o mert insan biraz cahil ama biraz cahil o iyi insan. Hayır hayır bir özür borçlu musunuz bu olanlardan dolayı? Eğer ki ciddiyeti anladıysa tabii ciddiyeti anlamasın özür dileriz. Ben özrünü doğru kabul etmeyeceğim Esra Hanım. Etmeyeceğim Esra Hanım. Biz buraya geldik ben ama senin özrünü kabul etmeye gelmedik. Ben etmeyeceğim bunun özrünü kabul etmeye. Ben dedim ya ben demedim ben karşımda muhalefet yapıyor. Ben bunları... Ben bunu için asgari ücrete tabi oldum. Ben işverendim ben. Şunu söyleyeceğim. Bunun sözüne gittim. Çocuklarımın yanına aldı. Bir dakika. Çocuğum babanıza para verme be. Ne? Ben yapsa da geçecektim. Hı-hı. Zaten müteahhitlik yapıyordum. Birilerin yüzünden aşağı düştüm. İyi niyetimden. Bu sefer tekrar bir tabi 10 sene daha çalıştım. Toparlandım. Yapsa da geçecektim. Kendi işimizi kendimiz kuracağız seni anlayacağın. Ama... çocukları da aldı yanına. Çocuğum babanıza para vermeyin. Bırakın babanız sanki kumarcı içkici. Ben bu konulara kırıldım yani. Madem ki dürüst davranacaksınız bana dün akşam değil evvelsi akşam araca binerken söylediğiniz şeyleri söyleyin lütfen. Bu şaka değil. Şaka olarak nitelendirmediniz bana. Ben size sordum. Bu kişilerin yanında sizin gibi torunlar olan bir kişinin ne anlamı var? Siz ne dediniz? Bravo. Hatice Hanım dürüst insan dedim. Yıpratmamak lazım. Tabii. Gerçekten şey bana ya. Çok fedakarlığı hiç var dedim. Şey. Ay lütfen ben de vardım. Vay. Sonrasına vay. Ben de geldiğimde çok dürüst. Benim çocuklarım, benim karım benden vazgeçmez. Bunu çok iyi dedim, biliyorum. Onu da dedim. Ha? Çünkü benim kıvam çok şişti. Ben Adapazarı'ndan İstanbul'a bir saatte geldim. 5 saatte buraya buldum. Niyazi Bey söylediğiniz şey buydu. Dedim ki sizin bu tip insanların yanında nasıl tasvip ediyorsunuz dediğiniz zaman ben de anlamadım başıma gelenleri. Yalnızca bunların muhabbeti çok hoş. Benim de bu muhabbetleri hoşuma gitti. Takıldım peşlerine ama asla yaptıklarımı tasvip etmiyorum dediniz. Öyle öyle. İnsanlar kırıcı değil ki. İnsanlar kırıcı değil. Şaka muhabbet... diyorsunuz şimdi. Hayır sizin, doğru. Sözüm sizin yine bu geçerli. Kişilerin yanında bulunma ne dediniz? Muhabbet, hoşuma gidiyor bunların muhabbeti dediniz. Doğru, asla yaptıklarını tasvip etmiyorum dediniz. Doğru. Ama bir de ben hani nasıl tarz olarak... Şimdi Niyazi Bey... Şimdi konuşurken onlarla kavga yapmadan bir şeyi konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Onun için onlarla espri bazen samimiyet olduğu için espri de kayabiliyoruz. Ama bu hattı sırvarıyor. Ben onların seviyesine düşmek istemiyorum. Ben Hatice'yle o kızın seviyesine düşmek istemiyorum ya. Herkesi... Ben istemiyorum onların seviyesine düşmek. Bak, ben bu konuları işte böyle istemiyorum. Neden istemiyorum? Karışma. Sen yılbaşı akşamı... Feriz diye bak düğünde ben düğünde onlara yardımcı oldum. Hiç kimse gelmedi. Benim o fedakarlığıma karşı... Ben Ferizi'de hastalandım. Salih falan hepsi acile geldi. Bizim abimiz, amcamız hastalanmış, acile geldi. Şimdi bu insanlar bana kötü mü etti, iyi mi etti? İşte senin ben bu sözlerini beğenmediğinden dolayı kaçmak istiyorum. Niyazi bak şimdi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi babam böyle bir insan değil, gerçekten değildi. Ta ki yılbaşından önce geldi araba muayenesi için. Ben Sevda'nın bir mesajına rastladım. Şimdi babası yaşındaki insana küfrediyor. Babama küfretti. O öyle bir mesajını gördüm. Ben hayatımda babama küfretmiş bir insan değilim. Evet kızarız, kavga ederiz ama bir saat sonra barışırız. Saygısızlık yapmaz. Babamda şöyle bir değişiklik fark ettim Esra abla. Babam bizim yanımıza hiç bir hafta kaldı, hiç oturmadı. Şeye gidiyor. Yani İsmail amcamız var bizim, o da geldi. Bence ona da bir özür borçlu. Çünkü yani İsmail amcayla ben oturuyorum, ben sohbet ediyorum. Babam başım ağrıyor diyor, yatak odasına gidiyor. Kimle konuşacak? Hatice ile mesajlaşacak. Yani sen gerçekten çok değiştirdiler. Şimdi size değer verdiklerini falan iddia ediyorsunuz ya. Eğer gerçekten birine menfaati olmayan birine değer verecek olsalardı Sevda kendi babasıyla takılırdı. Tabii ki. Kendi babasının yüzüne bakıyor mu? O onların sorunu. Hayır ama bak. Sevda kendi babasının yüzüne bakıyor mu? Bakmıyor. Ben tanımam. Annesi babası 25 yıllık evliliğini bu yakın zamanda bitirdi mi? Bitirdi. Birlikte olduğu adamın yanında yakın arkadaşıyla annesi arkadaşlık ediyor mu? Ediyor. Yani siz diyorsunuz ki orada muhabbet güzel, burada muhabbet yok. Çok özür dilerim, oradaki yüzünüzü buraya göstermeseniz zaten muhabbet olmaz. Ya ben vallahi bak yani buraya gelen her şey mesela aynı şey diyorum ki babam yapsa vallahi cinnet geçirir. Esra Hanım. Benimle muhabbet etme istemiyor ki. Bunun odası ayrı, benim oda ayrı. Esra Hanım bir kere bir şey konuşmak istiyoruz. Zeliha nerede? Ben salondayım. Zeliha yatak odasında. Gelmez oradan beri. Hatice'ye davrandığınız gibi biraz da Zeliha Hanım'a davranın. Bakın tavrınız değişiyor. Evet aynen öyle. Yani... Hatice ve Sevda'yı gezdirdiğin gibi bizi de Kartepe'lere götür. Çok gezdirdik, çok geziyorduk. Hayır mümkün değil. Çok senin yılbaşında bizimle olman lazım. Yılbaşından bir hafta önce, bir gün önce İsmail amcaya sordum ben. Kalmak isterdim tabii ki dedi İsmail amca. Hani bağlanabilir ama sen arıyor, Hatice ve Sevda arıyor. Yılbaşında gel birlikte olalım. Sen anladım. Bizimle ol. Şimdi telefon hattında bir ihbarım var. İşimin dolayısıyla çok geç kaldım. Niyazi Bey müsaade isteyeceğim. Telefon hattında bir ihbarımız var. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Şimdi kimin yakınısınız? Yani hangi taraftasınız? Ben hiç kimsenin yakını değilim. Hı hı. İhbarınız nedir? Ben normalde şimdi bunu söylemeyecektim ama gelinlikçiyim. Benden gelinlik aldı Sevda. Beni çok iyi biliyordur abla der. Hı hı. Niyazi Bey de yanlarında geldi. Bu damadın babası olarak tanıştırdılar bana Niyazi Bey'i. Ve ben aralarındaki samimiyeti anladım. Anladığım zaman dedim ki işte hayırdır dedim Sevda'ya. İşte ne iş, annesine de sordum hani ne iş dedim. Dedi ki oğluyla ben evleniyorum, babasıyla da annem evlenecek dedi. Baba oğul olarak tanıttılar bana. Alkışlıyorum seni, alkışlıyorum. Hayatınızın bir döneminde Salih'in babası da olmuşsunuz gelinlikçide. Hatırlarsınız o günü. Benim öyle bir şeyden haberim yok. Gelinlikçiye gittiniz mi? Gittik. Benim öyle bir şeyden haberim yok. Onlar gelinliği ben Salih'e biraz sıkıntı yaşamış. Hı hı. Ben Salih'e parasal konuda da yardımcı oldum. Onlar ne yaptılar ne gittiler düğün tarihleri almışlar. Boynları büküktü. Niyazi Bey siz az çok kanun nizam bilen bir insansınız. Evli bir adam evliyken nikah kıyabilir mi, resmi nikah? Ben onları nikahımdır ben onları bilmiyorum. Ben yalnız Salih bana dedi filan akşam düğünümüz var. İşin gerçeği filan akşam filan gün düğünümüz var. Araba da lazım. Gelebilir misin Niyazi abi dedi. Anladım. Ben gelirim dedim. İş yerinden de öğleden sonra izin aldım. Nitekim ki kuaföre götürdük. Kuaförden aldık. Öyle anladım. Gelinlikçide telefon attığında Salih Bey'in babası olarak tanıdım. Zaten siz aile gibi yaşıyordunuz yani. Şimdi Sakarya'ya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Mesela Sevda ve Hatice Hanım tüm bu olaylarla alakalı neler söyleyecekler? İhsan hoş geldin. Sevda da yanında. Beni duyuyor musunuz? Allah'ım. Evet Esra Hanım hoş bulduk. Sevda Hanım'ın inanılmaz çarpıcı gelişmeler var. İnanılmaz şeyler söyleyecek. Müsaadenizle mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Peki Sevda biraz önce Niyazi Bey'in açıklamalarını duydun mu? Hatice Hanım ve Sevda Hanım'la yaşadığım her şey şakaydı. Hatice Hanım'la aramda hiçbir gönül bağı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece karımı ve kızıma ders vermek için böyle davrandık dedi. Niyazi Bey doğruyu söylüyor mu? Esra ablacığım merhaba öncelikle. Merhaba. İyi yayınlar. Şöyle söyleyeyim. Niyazi Bey her şeyde bizim yanımızdaydı. Ve kendi isteğiyle yanımızdaydı. Düğünümü de kendisi yaptı. Sadece kınamı Salih yaptı. Allah belanı. Her şeye de para verdi. Bizi lüks restoranlara götürüp yemek yedirdi, çay içirdi, kahve içirdi. Her şeyi kendisi de biliyor. Biz Salih ikimiz hariç annemi de aldı götürdü evden. Hı hı. Lüks yerlere götürdü. Benim bunlardan her şeyden haberim var. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Zaten. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Fatoş ablayla ben konuşmuştum. Fatoş abla bana dedi ki, hatta kendisi de biliyor, ben sana sahip çıkarım. Zeliha Hanım da bana dedi ki, kızım bak beni dinle. Tamam ablacığım dinliyorum dedim. Zeliha Hanım dedi ki, benim kocam böyleyken böyle. Önceden de böyle şeyleri vardı. Bana bunları söylediler. Ben mi sahip çıkacağım? Size şunu söylemek istiyorum. Kafayı yemiş. Size şunu söylemek istiyorum. Ben sana niye sahip çıkayım? Bana Hatice... zaten kaymakam sahip çıkıyor. Ben sana hayır ablacığım öyle değil. Sen bana dedin hayır, ya. Bana numaranı ver, biz konuşuruz. Hani ben sana anlatalım, konuşurum, kapımı açarım. Bekle o zaman bir anlatayım o konuyu. Şimdi bir gün Face'ten bana Sevda mesaj yazıyor. Baban abla çok acil konuşmamız lazım. Hatta mesajları da duruyor kendisinin. Şimdi babama mı bir şey oldu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bilmediğim bir yerde ben Sakarya'yı bilmiyorum. Benim sesimi bir kesme bir dinle. Sonra çok karıştı buralar yazmış. Ben ablacığım dedim ne oldu? Numaramı verdim. Çünkü babamdan ne haber olmuş? Almam gerekiyor. Babam Hatice ile Edirne'ye gitmiş. Bu da onu annesini kaçırdı zannetmiş. Jandarmalık olmuşlar. Bana onu söylüyor. Ben nereden bileyim babam sizin yanınızda. Doğru mu bu? Doğru. Evet ablacığım hepsi doğru. Niyazi Bey annemi kaçırdı. Kimin kimi kaçırdığı, kimin kiminle beraber oldu hiçbir şey belli değil. Niyazi Bey anneni niye kaçırsın ve annenle arasındaki ilişkiyi tam tarif eder misin? Ablacığım bu evden aldı. Tamam mı? Çay içmeye çıkarıyorum dedi. Birlikte içki içmişler, aşıyı yapmışlar. Aradan bir gün geçiyor, telefonlara ulaşamıyorum. İkisi de gelmiyor, polise gitmek zorunda kaldım. Korktum, başlarına bir şey geldi sandım. Aralarındaki ilişkiyi tarif eder misin annenle Niyazi Bey'in? Şaka mı, gerçek mi? Ablacığım her şey gerçek. Niyazi Bey, şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce duydum, bir şeye değindim. Gelinlerini görüntülü aradı. Biz arabada gezerken Fatoş abla da biliyor arayıp konuştuklarını. Niyazi Bey'in eşi az önce açıkladı. Gelinlerinin... Evet. Peki Niyazi Bey bugün niye yaşanan her şeyin şaka olduğunu söyledi? Ve şuna değinmek istiyorum. Niyazi Bey sadece annemle aldatmıyor Zeliha ablayı. Hayır. Ne dedi şimdi bu? Peki senin annenle aldatmıyorsa sadece niye o zaman senin annen babamı hala taşıyor yanında? Sen bunu bile utanmadan söylüyor musun? Bir şey söylemek istiyorum. Ya siz benim babamın size verdiği paraları çıkarmadan ben buradan gitmiyorum Esra abla. Ne kadar niye aldılar? Vallahi ben babama, ben bir saniye beni dinle. Susmuyorum kusura bakma. Benim konuşmasın biz dinledik üç gün. Bir konuşabilir miyim? Tabii canım. Devam et. Dur Fatoş, devam et. Esra ablacığım, ben Niyazi Bey'den para almadım. Evet anneme yedirdi, içirdi. Bunların hepsini biliyorum. Herkes de biliyor. Ve şuna değinmek istiyorum. Niyazi Bey'in telefonunu alıp bir bakabilir misiniz acaba? 1-2 aydır. Biliyorsanız bunu anan niye gelip de hala babama canım cicim bana aşık diyor. Senin annen onu niye 2 aydır 3 aydır belki de 1 sene belki bilmiyorum da madem böyle Zeliha Hanım'a Fatoş ablaya sahip çıkıp evine bir kuruş vermedi. Kızları kullanıp, kadınları kullanıp fotoğrafına resim attırıp 1 milyar 2 milyar gönderdi benim yanımda. Buna ne diyeceksiniz? Sen gelsene buraya. Ben gelince niye kaçtın sen? Şaka değil Niyazi Bey, şaka. Nereye göndermişim? Buyurun dinlediniz mi? Sorun. Anlayamadım ya. Sorun, Sevda'ya sorun. Duyuyor sizi. Senin... Sana onun cevabını ver. Senin annen... Annenin yaptıklarını da anlat. Neden Niyazi ile karı koca oldu? 4 kişi bir evde kaldınız. Niyazi Bey her şeyi kendi istedi. Neden ya? Ay. Her şeyi kendi kabul etti. Siz dördünüz bir evde ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Ben sinirlerim geliyor ya. Onu kızdırmak için söylüyor bazı cümleleri. Bak farkındayım, tahrik ediyor. Sevda, siz gördünüz evinize gelen geçen yok ya, gelen giden belli değilmiş ya. Yol geçen anıymış sizin eviniz. Sen tutup da utanmadan benim babamı mı burada telefonunda ne gördün biliyor musun? Senin annenin yatarken fotoğrafları var. Sen kimi sen çekti? Daha ne fotoğraflar var orada bir bak. Seni ilgilendirmez. Ya gücün kara mı çıkıyor? İlgilendirmez. Esra abla bir şey söylemek istiyorum. Esra abla. Yılbaşından önce geldim benim boynumdan evet, kalktın. Sevda. Gittin o gorilla koşmaya gittin öbür eve. Anne ne diyor bir saniye. Esra abla. Dinliyorum. Aldanmayın yani öyle bir. Niyazi Bey'in telefonunda anneme evlenme teklif ettiğinin videosu var ablacığım. Neyin? Anneme evlenme teklifi ettiğinin videosu var ablacığım. Bu video sahte mi? Yani sahte bir evlilik teklifi kurgusu mu? Bir oyun mu? Hayır sahte değil, annemle. Sahip çıkacağım ya. Siz babamı mahvettiniz, dolandırdınız. Kız Sevda sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim babam sizi buraya getirmiş ya. Senin burada çok sevdiğim bir sene konuştum dediğin Salih nerede? Benim bildiğim sevmek nedir biliyor musun? Sevmek nedir biliyor musun? Çalışıyor Salih. Salih benim babam da çalışıyordu. Sizin yüzünüzden işinden oldu benim babam. Sen Salih'i seviyorum dedin de. Çalışıyor ve ben de yarın onun yanına gidiyorum. Bak sen Salih benim imam nikahlı kocam diyorsun. Şuraya Salih yani cesaret edip seninle el ele bile çıkamadı ya. Sen tutup da burada babamı mı şey yapıyorsun gerek yani? Gerek yok ya başkasının sevgisine, aşkına. Ya girmeye gerek yok. Ya Niyazi Bey ortalık 56 olmuş. Siz anlamıyorsunuz galiba. Hala başkası diyor ya. Yani sen niye getirdin? Bak, bunu da bir seyir, buraya gelen bir konuğum öğretti. Bu kadar şatafatlı, karma karışık olayları izah etmenin tek yolu. Sen niye getirdin diyorum. Sen getirmeseydin başına bunlar gelmeyecekti. O akşam Sevda Hanım'ı ve Hatice Hanım'ı götürürken Esra Erol'daki ekip arkadaşlarıma niye beni durdurmadınız dediniz mi? Dolanmışsınız hatta otelin etrafında. Neydi lobiye, lobideki görevliye. Çok dolandık. Ha, niye dolandınız mesela? Yolu bulamadık acele. Esra abla. Hayır, lobideki kişiye 3 kere bakıp ben aslında gitmek istemiyorum. Hani anlayın gözleme bakıp böyle bir imada bulundunuz mu? Esra abla. Uykum vardı da uyuyordum. Onun içinden biraz gitmek istemiyordum yani. Esra zor abla. Gittim. Uyku serseminde yolu şaşırdım. Siz sulu getirir susuz getirirsiniz Esra yani. Esra abla. Buyurun Sevda. O gün otelden çıktığımız gün akşam annemle ikisi içki içip gelmişlerdi. Kafası yerinde mi yoktu acaba? Anladım. Annen de aynı, Niyazi Bey de aynı. Anne söz hakkını kullanmak istiyordu. Evet istiyor şu an görüşmek, konuşmak. Alabilir miyim? Evet, Esra Hanım, Hatice Hanım da söz ve cevap hakkını kullanmak istiyor. Sevda sen de orada Hatice otur. Hanım, buyurun. Çünkü Sevda'nın şöyle bir özelliği var. Annesi Sevda yalan söylese bile annesini hayır öyle değildi böyleydi diyen biri. Sevda annenin yanına otur lütfen. Evet. Birini de sen tak. Allah aşkına. Birini de sen tak. Niyazi, Hatice'yi getireydin de yanıma oturtturaydın. Olur. Ay vallahi. Yanıma oturtturaydın. Yani Zeliha abla orası hazırlanana kadar bir şey söyleyeceğim. Sen böyle şeyler nasıl baş ettin ya? Nasıl böyle dayandın? Ben destek çıktım. Annem sinir krizi geçirdi, yerleri attı. Hanım, ben neler yaşadım. Ben tarlalara gidiyorum. Hepinizden özür dilerim yine. Ben iç çamaşırı aldım kendime. İç çamaşırı 100 milyon. 100 milyon tuttu. Eve geldi. Kartlara yatıracağım dedi. 100 milyon parayı ver bana dedi. Benden o paraları aldı. Bu bana 5 kuruş para vermiyor. Elin bunlara nasıl para yedirdin ya? Bana ayakkabı almıyor. Ben işe gidiyorum da ayakkabılarımı alıyorum. Ben işe gidiyorum. Evime yiyecek erzak alıyorum. Doğalgazımı ödüyorum. Işık paralarını bu kız yatırıyor. Kaymakamlıktan anladın mı? Kaymakam yardım ediyor bu kıza. Peki siz bu arada tüm maaşınızı nerede kullandınız? Maaş yok ki asgari ücret. Asgari ücretten bir para var yani. 3 milyar 1 milyar araba yiyor. Nerede yiyordu? Yanına izine gidiyordu. 1 milyar mutfağına bir eşya. İşte 100 lira. Peki şimdi Hatice Hanım da söz açık hakkını kullansın. Hani sonra söz hakkını kullandırmada gibi bir durum olmasın. Hatice Hanım. İyi akşamlar Esra Hanım. İyi akşamlar. Niyazi Bey'in açıklamalarını biraz önce duydunuz. Benim Hatice ile aramda yaşanan her şey sahteydi, yalandı. Karımı kızdırmak için yaptım. Böyle bir gerçek yok. Esra Bunların hepsi şakaydı dedi. Cevaplayın lütfen. Hayır Esra Hanım, öyle bir şey yok. Telefonunda da resimlerimiz, fotoğraflarımız hepsi var. Açıp bakın telefonda görürsünüz zaten. Öyle bir şey yok. Hepsi yalan. Yalan olan ne, karıştırdım ben ya. Şimdi Niyazi vallahi... Bey Niyazi Bey niye orada öyle konuştu ben anlamadım yani. Heh, niye? Bana bu sabah öyle bir şey demediydi. Sizi sevdiğini söylediğiniz, size evlilik teklifi eden adam, sizin peşinizden her yere giden adam niçin bugün bambaşka bir açıklama yapıyor ve olayları farklı yansıtıyor? Esra Hanım, ben zaten istemiyorum, eşine geri dönsün Niyazi Bey. Ben onu sormuyorum. Bu sizin zaten olması gereken o da. Sizinle yaşadığı her şey gerçek mi, yalan mı? Gerçek Esra Hanım, yalan değil. Size evlilik teklif etti mi? Etti tabii. Telefonunda resimlerimiz var Esra Hanım. Siz karşılıklı oyun yapıp, rol yapıp yalandan mı bu evlilik teklifini organize ettiniz? Yoksa gerçekten mi size evlilik teklif etti? Hayır, öyle bir şey yok. Yalan bir şey yok Esra Hanım, doğru. Buyurun Niyazi Bey. Gerçek de, sahte de olsa yüzük niye atmış? Burada sizin yanınızda sevmiyorum dedi. Ben onu yoklamaya ediyorum. Evet Sevda. Esra abla sabah beni aradı yayına girmeden önce. Bana dedi ki ben bu işten sıyrılacağım, bugün kendimi kurtaracağım. Oraya da dönüp annemle nikahımı yapacağım. Esra'ya kendimi boşatacağım. Niyazi abi ne diyeceksin bunlara abi? Niyazi Bey. Ben kendimi bu işten sıyıracağım. Esra'ya da kendimi boşatacağım. Benim karı çok dolu dedim. Laftan anlamaz. Dolu. Eğer benim karı beni boşarsa, boşanırsa ben dedim anne istiyorsa nikahı geçiyorum. Anne üstüne dedim. Kızım, kızımı çok seviyorum dedin. Kızım benim için bir taneydi dedin. Ama o Zeliha karısı ölsün diyordun. Ne oldu? Sevda, ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bir insan hiçbir zaman bir kadınla yani şöyle söyleyeyim, bir kadın için o zaman karar verin ya, ben ortalıkta kaldım. Kendi karısını terk etmez. Hanginiz beni ciddi seviyor ya? Bana ayrıca senin annen bir dakika artık. Niyazi Bey. Efendim. Siz neyi öğrenmek istiyorsunuz? Neyi? Ben kimin sevdiğini, kimin sevmediğini anlamadım ya. Seven gelsin ya. Siz hayatla dalga geçiyorsunuz ama gerçekten sonu çok hayırlı değil. O evlenmiyor, o sevmiyor, o uğratıyor, o sevmiyor diyor. Bu kadın sizin için ne yapsın? Hadi Niyazi Bey, bu kadın Zeliha Hanım sizin için daha ne yapsın? O da uğratıyor beni. Ne yapıyor? Git diyor, kavga ediyor. Çok özür dilerim, benim kocam olsanız ben de size git derim. Yani suratınıza bile bakmam da. Esra abla. Ay gerçekten ya, bazen şu erkeklerin yalanlarına inanıyorsunuz Esra ya bile bile. Benim bu konudaki tavrım çok net. Esra ablacığım. Evet Sevda. Delilleri varmış Niyazi Bey'in. Karısının ona bakmadığına dair, evden attığına dair bağlayacağı kişileri varmış. Bu sabah bana böyle anlattı. Anlat. Bağlansınlar bakalım. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir numara verdim. İçeri arasınlar diye, diyalog kursunlar diye. Kim? Ben verdim numarayı. Kim? Verdiğiniz numara kime ait? Neslihan, iyi de tanımıyorum. Bunlara bir misafir olduyduk. Ya bağlanmalarına gerek yok. Niyazi Bey, Hatice Hanım'la ilişkiniz şaka mı, gerçek mi? Efendim? Hatice Hanım'la ilişkiniz şaka mı, gerçek mi? Gerçek. Ben 3 aydır anlayamadım. Gerçek midir, sahte midir ben de anlayamadım. Gerçek. Ama ben... Kim anlayacak bunu? Ben anlayamadım. Akşam söz, zavalin başka türlü dönüyor. Zavalin söz, akşam başka türlü dönüyor. Şu anda bir arkadaş gibi öyle bir seviyedeyiz. Ama evlilik konusunda asla bana zaten öyle bir şey söz vermedi. Evlilik konusunda asla bana bir söz vermedi. Arkadaş arkadaş mıyız? Evet, arkadaşıyız. Öyle bir samimi arkadaş da değiliz. Şimdi şakayı ben bir anlatabilir miyim Niyazi Bey? Eşinizi kızdırmak için böyle bir şaka yaparsınız ve sonra dersiniz ki tamam, şakanın bir dozajı var. Hatice de çıksın, ben de çıkayım. Bu konuda bunun şaka olduğunu ispatlarız. Söz vermedi ki bana Hatice. Ben seninle evleneceğim diye zaten söz vermedi. Yani bu iş şaka değil. Söz vermedi. Farklı paylaşımlarınız var mı bu hanımefendiyle? Efendim? Farklı paylaşımlarınız var mı? Farklı derken anlayamadım. Niyazi Bey, tamam, karşı tarafın duyguları değil. Ya siz anlamıyor musunuz beni? Ben sizin duygularınızı merak ediyorum. Siz 58 yaşındasınız. 58 yaşında torun torba sahibi insansınız. Siz ne hissettiğinizi bilmiyor musunuz? İnsanlar sizi eşiniz ya da Hatice Hanım mı yönlendiriyor? Bu çok sert. Muhabbet edemiyorum. Onunla güzel muhabbet edebiliyorum. Kafam ağrıdı. Onunla biraz birlikte çoğu 4 kişi birlikte gittik, çay içtik, kahve içtik. Sohbete ihtiyacım var. Kafam çok bunaldı. Muhabbetin kralı burada diyorsun. Ama hayat sonunun kralı da orada. Anlayamıyor ki beni. Ben bunu kötü demiyorum. Anlamıyor beni. Bir de üstelik bunlara da kırgınım. Nedeni ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Aile ortamından iyi bir şey alamadım. Ameliyat oldum hastanelerde. Başımda aile ortamından kişi bulamadım. Tabii bunlar benim hepsinin içimde olduğu için içimden geçti. Hep içimde besledim. Benim dedim bir tane daha almam lazım. Ne yapman lazım? Bir tane daha almam lazım dedim. Bir eş daha hastanede, almanız lazım. Hastanede başında insan yok. Ayağın kırılıyor, ilgilenen yok. Çünkü bende bir huy var. Ben kimseye kırmam. Kimseyi de incitmem. Ama içimde beslerim. Niyazi Bey, hiç kimseyi kırmıyorsanız o kadar nazik davrandığınız için hayatınızdaki insanlar da sizi incitmezler. Bence siz hep bu zamana kadar parça pinçik ettiğiniz için artık karşılıklı kalmamış. Buyurun siz de bunu açıklayın. Esra Hanım, bunu ciğerlerine pırtattı. 15 gün ben bunun başındaydım. Kim durmuş? Hatice mi durmuş bunun başında? O zaman durdu. Ama diğer hastanelerde mesela Sevda'nın başında insan yoktu. Yardım etmiş. Benim küçük oğlan evlendi. Kaç lira para vermiş? Küçük oğlan evlenirken kaç para ödemiş? Düğününde kaç para vermiş? Onun cevabını versin bana ya. Vereyim. Onun cevabını versin. Küçük oğlan evlenirken kaç para yardım etmiş? Onun bana cevabını versin. Ben bir şey söyleyeceğim. Burada babamı kesinlikle ezdirmem. Bir ayda düğün yaptılar. Babam burada çok haklı. Ben bile abime altın bilezik takacaktım ama bir ayda para toplayamazsınız. Hülya ablacığım, gerçekten toplayamazsınız. Yani zaten maaşını, kredisi vardı. Yanlış mı hatırlıyorum baba? Ben Bartek evin kredisini ödüyordum. Evet, kredisi vardı. Beni çok eziyor, çok baskı ediyor. Niyazi mal sahibi oldu muydu? Rahatsın. Hayır, orada haksız. Babamın kredisi vardı çünkü düğün bir ayda oldu. Benim param o kadar yetiyor. Hayır. Niyazi Bey, yani şu anda gittiğiniz yol, seçtiğiniz insanlar yanlış insanlar. Bazen ezbere bildiğiniz kötülerin bile yanına kendinizi... Bu konuda Hatice'yle iyi anlaşıyoruz bak. Açık konuşuyorum. Esra Hanım. Bu konuda diyalog konusunda Hatice'yle iyi anlaşıyoruz. Kafam dinlenmesi için... Ya baba, ben Esra abla babama bir şey söyleyebilir miyim? Sinirden şu an duramıyorum. Baba ben sana amcalarımın da selamını gönderiyorum. Hepinize selamı var Esra ablacığım. Aleykümselam. Şimdi sen işin ciddiyetini daha anlayamadın. İşin ciddiyetinden nereden ben... Baba işinden atıldın, tazminatın yok. Tamam da ben zaten söyledim. Bak ben bu işi ciddiyete almadım. Güldüm geçtim. Neden? Suçlu olmadığım için. Onu konuş. Şimdi ben Sevda'nın boş nikahlı olduğunu bilmiyordum. Niyaz abi sen her şeye gülüyorsun ki zaten. Hayır. Her şeye sırıtıyorsun sen. Hayır. Senin hayatın gülerek olmuş artık. Ben sizin tüm insanlarla dalga geçiyorsun nikahlı olduğunuzu bilmiyordum. Herkese zaten benim de sözüm size geçmezdi. Niyazi Bey mevzu o değil. Şimdi... İnsanla hayvanı ayıran duygu ne? Utanma duygusu. Ya çok basit, böyle bir çorabın kaçtığında bile ya bak çorabın kaçmış ne olacak gibi utanırsın, çekinirsin. Ya da bir hareket, bir eylemde bulunurken önce bunu kendine sorarsın. Ya ben bunu kendi karakterime, şahsiyetime yakıştırıyor muyum diye. Sonra bırakın eşinizi, çocuklarınız böyle bir şeyi duyduklarında nasıl bir tepki verirler. Anladığım kadarıyla siz bu ilişkide bir şeyi kaybetmişsiniz. kendi adınıza utanma duygusunu kaybetmişsiniz. Yani hayat arkadaşınızla yüz göz olmuşsunuz. 33 yaşındaki kızınız, evladınızla bu konuda yüz göz olmuşsunuz. Bir dönün lütfen, kendinize gelin. Sizden rica ediyorum. Bakın evet, yolunuz yol değil. Şimdi... Bu kadar muhabbeti güzel, sohbeti koyu, şen şakrak insanlar dönüp bir kendi hayatlarına bir baksınlar. Şimdi... Geçmişte nasıl yaralı insanlar bıraktığına dair. Ben iyi niyetimden kötü anlaşıldım. Ben Salih nikahlıymış, Sevda nikahlı, ben bunları bilmem. Ben, arkadaşım yanıma gelir misin dedi. Arabaya ihtiyaç var. Salih Bey'i bırakın Niyazi Bey, siz de evlisiniz. Siz de evlisiniz. Hatice Hanım'dan herkes evli, herkes birbiriyle yani evli. Sanki... Herkes... Ya siz evli değil misiniz? Ben fena adam değilim. Evliliklerine sahip çıksınlar. Niyazi Bey'in değerini bilsinler. Niyazi Bey'in değerini bilmiyor ki. Siz kendiniz sahip çıkacaksınız kendinize. Ben onun 58 yüzüne... 58 yaşındaki birine kim sahip çıkacak? Ben onun yüzüne herhangi bir suç teşkil eden, ondan gizli bir şey yapmadım ki. Aleni yaptınız. Biz Zeliha Hanım'a o kadınları arattırıp, böyle konuşturup doğru bir şey mi yaptınız? Kim aramış o? Benden ayrı birini arayınca ben bilmiyorum. Telefonunu arıyor, Sevda çıkıyor, Hatice çıkıyor ya. Ben buradaydım, aramasın. Aradığı zaman da iyice sorsun, iyi bir cevap alsın. Ya baba, ben sana bir şey söyleyeceğim. Gitti mi? Ya sen bu güzel kadının varken, karın varken sen buna nasıl baktın ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun güzellikle, çirkinlikle, kilo hiçbir şeyle alakası yok. Yani insanı tamam içine bakalım ama evli olan bir insana yani bir bakan insan var ya, gerçek söylüyorum, içi de çirkindir, dışı da çirkindir. Kusura bakmayın ya. Buradan nereye? Niyazi Bey, buradan nereye gideceksiniz? Efendim, çalışmaya... Buradan nereye gideceksiniz? İş yerimden çıkış verdiler. Hı. O kadar saygı, sevgim vardı. Bu konular, ben kendimi ciddiyete almadım. Beni yanlış anlayarak benim çıkışımı vermişler. Ben de dün istenmediğim yerde imzaladım, feshettim. Peki. Kimin yüzünden? Kendime, buradan nereye gideceksiniz? Nerede iş bulabilirsem oraya gideceğim. Ben boş durayım. Nasıl bir iş bulacaksınız diye sormuyorum. Buradan çıkıp hangi evde yanlış kelime ya? Ailenizin yanına... Eşinizin ve kızınızın yanına dönecek misiniz? Ben yeni döndüm daha Beypazarı'ndan. Çalışmaya gideceğim ya. Niyazi Bey, buradan kızınız da burada, karınız da burada. Zeliha, ben sana kendimi affettireceğim. Ben eve geliyorum, yeni bir başlangıç yapalım diyor musun? Ben onu buraya gel demedim ki. Ya gelmedi. Sen bir dakika şimdi, yalan söyleme. Ekibe neler çektirdin burada? Beni dört dönüyor ya, etrafta beni arıyor. Beni niye arıyorsun sen? Sen benim kız diye misin? Sen çünkü bensiz yapamazsın bir. Annemsiz yapamazsın iki. Bu kız buradan senin... evinize dönecek misiniz? Gelecek, gelecek. Ben şimdi çalışmam lazım. Tabii ki ben Beypazarı'nda benim evim. Bulursunuz orada iş ya. Beypazarı böyle... Niyazi Bey, zihin olarak, kafa olarak, beden olarak, ruh olarak artık ben işte 38 yıllık karımın yanına evime dönüyorum diyor musunuz? Ne diyeceğiz kız? Gel diyor musun? Senin elinde çiçeğin nerede? Hayır böyle, biz böyle kabul etmiyoruz. Esra Hanım, bu ne içmiş ya? Yani. Ne içti ki bu? Bu ne içmiş bu ya? Hayır sen elinde çiçeğini, çikolatanı alıp geleceksin. Tekrar Esra abladan kız isteyeceksin. Böyle olmaz. Vermiyor gerçekten yani. Böyle ben kuru kuruya babamı alıp gidemem Esra abla. Bir daha bu insanlarla görüşmeyeceğim. Bir daha böyle şeyleri yaşamayacağız. Ben sana haksızlık yaptım Zeliha diyecek misiniz? Şimdi öbür insan zaten bana söz vermedi. Benim bundan sorunum da yok. Neyin yok? Sorunum yok. Ufak tüfek sorun da var ama bu ayrılık sebebi değil. Ben buna evinde otur dedim. Hı. Senin şu yaptığın ufak tüfek sorun değil bak. Baba sen buralara kadar çıkıyorsan sana da saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben buraya kardeşim çağırdı. Ben buraya kendimden gelmedim. Burada çağırdı, ben de Esra dışarıdaydım abla. Geldi. Esra abla mı zorladı seni Hatice'ye aşığım de diye? Biz seni dinledik televizyonda. Hatice sen ne diyorsun bu işe? Esra Niyazi Bey. Efendim. Biraz ciddiyete. Lütfen bakın büyüğümsünüz. Hatice'ye bunlar teşekkür etmesi lazım. Saygıda kusur etmek istemiyorum. Sen Niyazi buradan evet, Hatice. Hatice'ye gidiyorsun, tamam mı? Hatice. Buradan Hatice'ye gidiyorsun. Esra. Hatice'ye gidiyorsun buradan. Seni kabul etmiyorum. Niyazi Bey. Ya bazen insanlara ne diyorsun biliyor musun? Hani böyle ay sürünsün ta kafasını duvarlara taşlara vursun istiyorsun da. Buyurun Hatice Hanım, son sözünüzü alayım. Esra Hanım. Buyurun. Niyazi Bey benim peşimi bırakmaz. Bu bir. Beni aramaya devam ediyor. Orada olduğu halde. Bugün beni kaç kere aradı Niyazi Bey? Sorun kendisi. Ben senin yerinde... Onu kocana sor. Kararı verecek olan sensin. Tamam. Hatice sen gelsene buraya. Ben geliyorum diye niye kaçtın sen? Bak sen bana sorsana. Bak. Ben sizden için kaçmadım. Öyle mi? Benim geleceğimi bildiğin için kaçtın. Sen gel buraya. Benim seninle işim var. Birbirinizin arasında. Gelirim ben. Alakası yok. Birbirinizin arasında deme baba. Sen bak çok kötü bir yerdesin şu an. Yani şuraya Esra ablayı sevdiğinden şurada oturabilirsin. Biz zaten ama ne zaman gideceğiz? Biz de gider miyiz diye Esra Erol'a öyle bir bakarken. Anlamıyorsun herhalde. Konumun çok yanlış. Demek ki insan başına belayı sardığında sonu burası oluyor. Siz bari rahat otursaydınız evinizde de sadece programı izlemiş olsaydınız. Bunların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. Niyazi Bey hala ya gevşeklik yapıyorsunuz. Sinirleniyorum ya. Şimdi ben Zeliha Hanım'ın kocasıyım ya. Evet. Annenin kocasıyım, senin babanın. Esra ablacığım. Bak onlar bana en zor günümde hasta olduğum zaman, hasta olduğumu duydular, hastaneye geldiler. Yani biz buraya senin için geldik, konumunu düzelt diye geldik. Onların bazıları yok ki. Beni sinirlendirme, saygım bak. Valla saygım var. Konumun çok kötü. Senin hakkında neler diyorlar bu insanlar yüzünden. Bırak onu ya Niyazi Bey. Siz daha zor günlere gelmediniz. O zor günlere geldiğinizde kimseyi bulamayacaksınız. Esra ablacığım. Söyle Sevda, son sözünü söyle. Onlara bir teşekkür etmeleri lazım. Esra abla son sözümü, Niyazi Bey'e bir şey söylemek istiyorum ben. Süren bitti, söyle. Ben vermem. Niyazi abi. Ben buna şimdiden sonra. 2 tane çocuğun dışarıda ya. Süre bitti Niyazi abi. Ya. Niyazi devam et Hatice'ye. Niyazi abi. Tamam, devam et. Niyazi abi. Devam et ona. Söyle. Yılbaşından önce ben... Biraz Niyazi Bey daha zor günler sizi bekliyor. Niyazi Bey! Ay! Daha zor günler sizi bekliyor. Siz bir şeyin farkında değilsiniz. Kafam kalmadı yahu. Kalmaz tabii bu gidişle. Ne olmuş? Vallahi Allah sizi farklı bir şekilde imtihan edecek. İnşallah da o imtihanda yani bir imtihanla karşılaşacaksınız siz. Ben size söyleyeyim bak kalbimden geçiyor. Benim nüs kağıdımı verin de ben gidelim. Peki yayını vermek zorundayım. Pazartesi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz.